Bugün Türk kahvesinde genç yaşında tarihçilerin büyük üstadı değil, üstadı azam evet. olmaya aday olmuş daha doğrusu bir ismi konuk ediyoruz. Türkiye'de tarih deyince akla gelen ilk isimlerden birisi Erhan Afyoncu bugün Türk kahvesine lütfetti geldi. Çok memnun olduk. Sizi ağırlamakta. Yaprağa da özellikle çağırdık ki tarihin tabii. arka odasına bir atıf olsun. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Eski program arkadaşımız. Eski program Doğru. arkadaşınız. Kaç yıl yaptınız tarihin arka odasını? Biz 7 yıl yaptık tarihin arka odasını. Yani 7 yıl sürekli. Aralıksız. Aralıksız, aralıksız 7 aralıksız. yıl. Tabii. Seyircinin ilgisi hiç azalmadı. Yok. Şimdi hatta biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde külliye kütüphanesinin açılması evet, dolayısıyla bir yaptınız. program yaptık yeni. O Tabii orada tekrar millet şey yaptı, talepte bulundu vesaire oldu. Ama tabii burada... Ee, program canlı bir programdı. Yani şimdi program canlı bir programdı. Ee, hiç ara vermiyordu. Her cumartesi standart olarak devam ediyordu. Mesela ben iki defa programa katılmadım. Murat Bey de bir iki defa katılmadı. Yani sekiz yıl içinde iki kere. Tabii geri. iki defa. Yani o bir yurt dışındaydım. Hı -hı. Öbüründe de bir Toka'da gitmiştim. Yani ikisinin, onun dışında Murat Bey de bir Mısır'a gitmişti. Onun dışında devamlı yapıldı. Şimdi millet hayatını ona göre endeksleyen arkadaşlarımız vardı. Mesela böyle seyircilerden. Iııı. Ee, cumartesi günü başka bir iş yapmıyor, onu seyrediyor. O bir hayatın bir parçasıydı. Tabi o bir yerde bitmesi gerekiyordu. Bir de tabi işlerimiz yoğunlaşmıştı. Şimdi benim idareciliğim arttı, Murat'ın kitapları arttı vesaire oldu. Bir orada, biz orada bitirdik. Yani 5 yıl mı oldu, yaprak kaç yıl oldu, 4 yıl mı oldu? Oldu mu? 2007, 2014, 15, 15 gibi bitti herhalde. 14. Bak bitiş yılını bile hatırlamıyoruz. Yani öyle gidiyor. <laughs> e, o kadar. En uzun yaptığınız böyle hatırladığınız programa dair şeyler var mıydı? Rekor, Tabii şimdi bizim 11'i 11, 11 çeyrek geçe başlıyordu. Normalde 4-5 gibi bitiyordu. Fakat mesela 8'e çeyrek kala bitirdiğimiz bir program. Sabah 8'e. Sabah, yani sabah şey 8'e. şey dönüyor, mesai Tabii. dönüyor. sabah Abi mesai sabah dönüyor. Şimdi bizde mesela kameraman arkadaşlar veya reji ikinci ekip gelirdi sabah. Bir bakarlar biz çalışıyoruz. Devralır onlar devam ederdi. Yani sekize çeyrek kalan yani ne demek sekiz buçuk saat İyi programı yapmış. yani ya Şöyle tabii benim de hayat tarzı, Murat Bey'in de hayat tarzı gece çalışma endeksli bir hayat. Yani biz genelde mesela benim özellikle çocuklar vesaire yattıktan sonra oturup yazıyorsunuz, çiziyorsunuz sabaha kadar vesaire o genelde öyle bir hayat tarzı orada programı uyuyordu. Yani programın sistemine de uyuyordu. Tabi burada insanların en büyük şeylerinden birisi bizi uykusuz bırakıyorsunuz filan vesaire derken millet de alıştırıyor. Yani, yani uyup bak, uyanıp tekrar sizin programı yayında görende oluyor. Tabi şimdi ilk başladık mesela bizim bir arkadaşımız var. Daha ilk birkaç programda konsept belli değil. Seyrettim diyor, yattım diyor artık diyor. Sabah namazına kalktım. Televizyonu bir açayım ne var diye bir baktım diyor. Orada canlı yayın yazıyor <laughs> diye. Yani tabi o e, ayrı bir keyfi vardı tabi. Eee 8-9 saat dinamik tutmak kolay bir iş değil. Ben canım. bir tek böyle hani aklımda da kalmış kılıçla ilgili bir program yaptınız. Tabii. Yani 8,5 saat kılıç üzerine <laughs> konuşmak. Hani hani tüm bu konuların hepsi olabilirdi hani Osmanlı tarih yani. O kılıç üzerine 8,5 saat konuştunuz. Konudan da çıkmadınız hiç Yok. yani tabii. Ya, yani. tabii şey oldu. Mesela o biz ilk programı yaptığımızda daha ok mesela şimdi okçuluk bayağı yaygındı. Evet. O zaman yeniydi. Mesela o zaman ok ustalarını getirdik. Ondan sonra daha sonraki yıllarda bir daha getirdiğimizde sayılar artmıştı vesaire olmuştu. Sonra bir program kılıç yaptık mesela o Türk kılıcı üzerine vesaire. Şafak Tavgul ee, Tavgul Tabii da orada mesela orada e, ilginç şeyler mesela bir ninja kılıç ustası geldi. Murat tabii orada ilginç bir şey yaptı. Ne yaptı? Karpuz kestirdi adama. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. Yapını bağlayabiliyorum. Hatırlıyorsan beni zorla kamera arkasından çağırmıştı. Bana da karpuz kestin. <laughs> <laughs> tabii yani öyle. Şimdi <laughs> o tabii ilgiyi <laughs> dikkat çekiyor. Şimdi adam öbürü mesaj atıyor bu sefer. Ninja kılıcıyla karpuzunu kestin. Karpuzun diye böyle hani durum işin şeyi için. Efendim ee, böyle bir başta sabah başlarken <laughs> böyle bir neşeyle başlayalım istedim. E, Türkiye'nin tanıdığı ve sadece Türkiye'nin dil dünyanın tanıdığı bir tarihçisiniz. Kitaplarınız 9 dile çevrilmiş <laughs> e, ki bunlar az buzlu dahil olmak tabii. üzere. Şimdi bu tarihçilik merakını biraz sizi tanıyarak, hı hı. merakını anlayarak biraz başlayalım istiyorum. Sizin sizin dilinizden biraz dinleyelim ondan sonra bir kısa hı hı. özgeçmiş var onu dinleyelim. Ondan sonra önümde çok fazla konuda not aldım yine çünkü sahiden kitaplarınızın içinde çok güzel detaylar var. Hoş hayata dair. Yani bizim aslında o dönemi, o yılları hı hı. Osmanlı'yı anlamamızı sağlayacak. Yani düşünce mekaniği bu adamlar nasıl düşünür, nasıl yaşardı sorusuna cevap alacak. böyle çok minik detaylar da var. Onlardan hı hı. da böyle aldığım notlar var. Ondan sonra sohbet devam edelim. Efendim nasıl bir tarihçiliğe merakınız? Nasıl başladı? Ta, Oradan şimdi, başlayalım. Tabii ben Tokat'liyim. Tokat, Tokat doğumluyum. Yani 1967. Bu 17 yaşıma kadar benim hayatım Tokat'ta geçti. Hı hı. Yani bu Tokat Türkiye'nin en güzelliklerinden birisidir. Şer'in orta bir ildir Türkiye'de. Tabi burada şimdi benim avantajım rahmetli babamdı. Şimdi insanların e, evinde şu anda kitap var. Eskiden yoktu. Yani Şimdi 80'li yıllarda, 70'li yıllarda bazı kitaplar falan oluyordu ama öyle çoğu evde yoktu. Çünkü babam rahmetli ilkokul öğretmeni ve tarihe meraklıydı. Tabi çok büyük bir tarih kütüphanesi vardı. Şimdi orada tabi o Al şunu oku demedi. Şimdi zaman içerisinde özellikle ortaokuldan itibaren bu kitaplara merak başlayınca bütün romanlar okundu. İşte burada Bekir Büyükarkınlar, Abdullah Siyah Kozanoğullar önce tarih romanlarıyla. Fakat o tarih romanları gerçek belgelere dayanan. Tabii o iyi romancılardır. Sonradan tabii onu mesela görüyorsunuz. Yani yazılmış kitapların tarihçi olunca profesyonel nereden aldığını görüyorsunuz. İyi bir kurgu olduğunu görüyorsunuz. Tabi orada yüzlerce roman okudum ben. Ardından Tokat'taki değişik kütüphanelerden takviye ettik vesaire ettik. Orada tabi o evde kitabın olması çok büyük bir avantaj. Mesela tarih ansiklopedileri vardı vesaire vardı. Ben üniversiteye başladığımda e, donanımlı gelmiştim. Yani çünkü tarihe yönelip geldiğin zaman şimdi tarih birkaç kitap okuyup gelmek var. Yüzlerce kitap okuyup gelmek var. Bazı kitapları birkaç defa okuduk. Mesela Michel Zévecon'un Pardayanlar. Hı hı. Bu Fransa'daki 16. yüzyıldaki şövalye Annet, kültürünü, evet. Fransa tarihini vesaire anlatıyor. Oradaki mezhep çekişmelerini vesaire. onu ben birkaç defa okumuşumdur. 10 cildir. Yani o son derece klasik bir kitaptır. Tabi burada eee Ortakol'dan itibaren tarihçi olacağız diye kafamda var. Fakat orada tabi İstanbul'u bilmiyorsunuz. Yani İstanbul'u biliyorsunuz Sultan Ahmet vesaire ama yani tarihçilik buradan mı olur, Ankara'da mı? 17 yaşına kadar Tabi bizim, tabii bizim tok... bildiğimiz yer neresi? O zaman en meşhur tarihle ilgili Dil Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. <laughs> Ankara. Tabii Ankara. Benim aklımda o vardı. Sonradan bir gün e, Sadullah Çapanoğlu, Tahir Hocamız e, bir gün derse az gecikti. Çocuklar dedi kusura bakmayın İstanbul'dan dedi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden bir arkadaşınız geldi. Türkiye'nin en iyi tarih bölümlerinden biridir. Onunla konuşurken geciktim dedi. Orada aklıma bir yer etti. O zaman başa İstanbul'u yazdık. Tabii burada... İstanbul'a geldiğinizde şunu alıyorsunuz. Bir kere Osmanlı tarihçiliği için olmazsa olmaz. Merkez burası. Yani Ankara'ya gitsem de belki iyi bir tarihçi olabilirim ama bu çapta olma ihtimaliniz yani olmuyor. Osmanlı arşivi burada. Yani üniversitede başka bir bölüm okumak istemediniz. Sadece tarih. Ya Şöyle. Ta e, burada tabii tarih ortaokuldan itibaren yoğunlaşınca herkes sizi zaten tarihçi olarak görüyor. Vesaire oluyor. E, o şekilde önünüz açılıyor. Tabii burada... Ben sayısal mezunuyum. Aslında ben sözelci değilim. Yani bugünkü gençlerin dilleri Normalde sayısal bölümünü bitirdim geldim. Çünkü e, yani orada başka bir yere de gidilebilirdi. E, tabii daha iyi şartlarda okuyorsunuz sayısal şart bölümlerde. Mesela orada bizim Tokat Karşıyama Paşa Lisesi'nden üniversiteyi kazanamayan kişi olmazdı. Sayısal bölümden çıkıp da o dönemde fire veren olmazdı. Çünkü ona göre öğrenci seçiliyordu. tabi burada İstanbul Ankara tercihinde İstanbul'un olması tesadüfen olması onun da çok büyük bir şey açtı önümde ufuk açtı. Yani çünkü Osmanlılar şey burada, Osmanlı medeniyetinin bütün izleri burada, Türkiye'nin bütün kültür bölgeleri burada. Yani biz 80'li yıllarda mesela bir iki sene önce daha gelseymişim daha önemli isimlere tanıma şansımız olurdu. Sağlar burada. Tabii yani sağ burada yani mesela birçok işte rahmetli Mehmet Öröz, Mehmet Kaplan gibi mesela bunlar biz konferanslarda dinlettiğim bir iki sene sonra vefat ettiler. Birkaç yıl önce gelseydik işte Necip Fazıl'ı, Erol Güngör'ü vesaire ya. görme şansınız, tanıma şansınız olurdu. Tabi o İstanbul'un hala kültür başkentidir Türkiye'nin. Yani o o açıdan o şeyi de sağladı. Yani burada ama en önemlisi tabi Osmanlı arşivi. Çünkü eskiden belgeye ulaşım bu kadar kolay değildi. Şu anda kolay. Şu anda Ankara'daki... 1986'da girdim arşive diyorsunuz ve 30 yıl yani 2016'ya kadar arşivde çalıştım. Şimdi ben çalıştım. Ee üniversite öğrencisiyken tabii o merak var. Ya Tokat'ın tarihini bir merak ettim. Yani dedim ki şehrimin ne yapayım kitaplara başladım. Kitapların bibliografilerini indekslerinden hareket ettik. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne okul kapandığı zaman ben 15 gün eve gitmezdim. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde araştırma yapardık. Tabii kütüphanenin şartları zordu. Yani Türkiye'de şu anda iyi kütüphaneler var İslam Kütüphanesi gibi. Hı hı. Ee, veya işte yeni açılan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi gibi bunlar. Bizim en büyük hayalimiz o zaman şuydu. Ya yurt dışından gelenler derdi ki ya kütüphane akşama açık bizde 5'te kapatıyor. Cumartesi açık, pazar açık. Mesela bu şartlar yoktu. Yani kitap isterseniz kitap bir saatte çıkmaz depodan vesaire olmaz. Çünkü bunun da bir sebebi var. Memur yok, personel yok. Sistem çöker vesaire olur. İşte o sonradan kitabı kaynaklar bitince yani ne yapalım derken hocalar dedi ki arşive girmen lazım. İşte 86 yılında 3. sınıftayken ilk Osmanlı Arşivi'ne girdim. Tabii orası büyük bir derya. Şimdi burada tarih biz hep şunu söyledik. Tarih belgeyle yapılır. Yani tarihi belgeye dayandırmanız lazım. Orada işte o Osmanlılar şimdi o gün girdik. İşte 2016'da rektör olana kadar evet. devamlı gittim. Tabii şu anda da belge alıyoruz ama mesela asistanlara falan söylüyoruz çocuk bizim yüksek lisans doktora talebelerine. Ama o tabi kendi yaptığınız araştırmanın keyfini orada o kadar bulamıyorsunuz. Tabi 30 yıl önce Cağlon'da başladı. Sonra Kağıthane'ye geçti. Tabii çok zevkli yıllardı yani onlar çünkü yani, bir şeyi keşfetmenin hazzı oluyor. E, o o arşivler tabii 30 yıl uzun bir zaman tabii. yani yani tarihçiliğinizi de e, siz özel Hı -hı. kılan e, sebeplerden birisi belki e, 85 bir ananızı anlatıyorsunuz 85-86'larda e, nokta dergisine Halil alacağım bir Hı -hı. röportajı vardı Osmanlı tarihi en yanlış yazılmış tarihtir baştan aşağı düzelmelidir ben bunu düzeltmek istiyorum. Tabi Halil Hoca'nın öyle bir sözü var. Diyor ki şimdi tabi şöyle düşünün. Bir de şöyle bir ekol vardır. Şimdi bir İstanbul Edebiyat Fakültesi tarih ekolü vardır. Bir Ankara'nın vardır. Şimdi genelde İstanbul'daki hocalar Ankara'ya. Ankara'dakiler İstanbul fazla şey yapmazlar. Kendi hocalarından giderler. Mesela Halil Nalcık o yıllarda tabi ben 80'li yıllarda öğrenciyken o röportaj çıktığında nokta dergisinde Halil Nalcık fazla bilinmezdi Türkiye'de. Yani akademik camiye bilirdi ama öğrenci bilmezdi. İşte o zaman tesadüfen ismini keşfettik. Sonra hoca Türkiye'ye döndü. Tabi Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir isimdi. Yani o mesela en önemli şey şudur. Bizim işimizde heves ve merak olması hiçbir şey olmaz. Yani merakınız olacak. Şimdi ben Halil Hoca'nın ölümünden önceki aylarda bile hala yanına gittiğimizde o merakla Afyoncu bak şunu buldum. Kosova Savaşı ile ilgili şunu anlatır. Gazavatname'yi anlatır. Ahmet'in ne anlatır. Yaş yüz. Hali kalmamış rahmetlinin. Ama heyecan ve merak vardı. Şimdi bu bizim çocuklara da onu söylüyoruz. Yani heyecan ve merakınız olmasa yani bu Türkiye'de şu anda yüz binlerce tarihçi var. Ee, daha e, kalifi iş yapanların sayısı çok azdır. Niye? Çünkü hevesi yok, merakı yok. Normal devlet memurluğu gibi yapıyor, rutin yapıyor. Şimdi Halil Hoca tabi onu diyor. Diyor ki ya yani Osmanlı tarihi en yanlış yazılmış tarihtir. Ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. Ki çok şey yaptı ve en önemlisi yabancı dilde yazdığı kitaplar dünya literatüründe kullanılmaya başlandı. Yani Osmanlı'nın fetih siyasetiyle ilgili, ekonomik yapısıyla ilgili vesairesiyle ilgili. Tabi e, hocanın mesela Türkiye'nin dışına gitme septemden birisinde de Chicago'ya gidiyor. Çünkü hala bakın aynı problemler Türkiye'de kısmen azalsa da devam ediyor. Bir kitap lazım olduğu zaman Amerika'daki kütüphanede mutlaka oluyor. Olmadığı takdirde de yeni çıktıysa vesaire bir yerden getirtiyor bu, üniversiteler. Üniversiteler bu sistem üzerine bakın Türkiye ben 84'lü üniversiteye başladım. 2000'li yıllara kadar başörtüsü meselesini tartıştı. Şimdi ben bir tane rektörün kalkıp o yıllarda, sonradan belki olmuştur. Ya benim üniversitemin kütüphanesi yok. Benim kütüphanemin olması lazım. Bu üniversitenin iyi bir kütüphanesi olması lazım. Devlet destek verdi. Ya kızlar başörtüsünü örtün, mü, örtün mü? Bakın 30 yılımız 30, 30 yılımız bununla gitti. Evet. Yani ben öğrenciyken başladım, asistan oldum, profesör oldum, profesör oldum. Anca bitti. Şimdi. Ama biz bunu tartışmadık. Yani bu ülkenin kardeşim iyi bir kütüphanesi olması lazım. Yapanlar var. Bakın Bilkent'in kütüphanesi iyidir. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesi iyidir ama imkanlar eskisi gibi değil. Sınırlı değil. Veya mesela hoca diyordu ki rahmetli bana bir kitap lazım oluyor Japonya'dan. Üniversite hemen getirtiyor. Şimdi Türkiye'de mesela böyle bir mekanizma yok. Biz nasıl getiriyoruz? Eşe Dost'a. Mesela şimdi Avustralya'da basılmış. Bir kitap lazım oldu. Bizim Marmara Üniversitesi'nden Nuh Asantaş orada Ateş'e şu anda, Nuh'a telefon ettim ya ricamin, yani onun sayesinde getirebilirsek getirteceğiz. Çünkü akademik araştırmaya yönelik dizayn edilmemiş üniversiteler Türkiye'de. En büyük problemlerden birisi bu. Yani bizim üniversitelerden gerçek manada verim alamamızın sebebi de bu. Yani bir şeyler üretmesi lazım veya bilimsel araştırmalar yapılırken, Türkiye'nin öncelikli meselelerine yönelik işler yapılması lazım. Mesela tarih alanda da bu yapılmıyor. Biz siz hatta bununla ilgili olarak diyorsunuz ki Türkiye'nin en acil işi budur. Bu tarihi bilgilerin akademik Abi. düzeltilmesi gerekir. Bu şekilde ders kitaplarında başlamadı. Yani en çok yanlış olarak gördüğünüz şey neydi? Yani hepimizin işte ders kitapları veya işte okuduğumuz kitaplarda Şimdi gördüğümüz... ders kitaplarının tabii şöyle bir şey oldu ben. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir iki defa Hı. görüştüm bu mesele. Milli Eğitim Bakanları ile görüştüm. Hem ders kitapları yeniden yazılmasında hatta ben yazacaktım. Fakat sonra rektör olunca kaldı. Yani çünkü idari büyük bir ağrı yük var. Biz o sırada müfredatın kısmen düzeltilmesine yardım ettik. Şimdi bizim müfredat yani bu yalnızca tarih için değil. Diğer bazı dersler için de mesela Türkçe için de lüzumsuz bilgiyle dolu. Evet, Biz plan. çocuklara ansiklopedik bilgi verme mantığını koymuşuz. Şimdi burada o kadar tarih, tarihinde problemi şu ben tarih ders kitaplarını inceledim. Osmanlı dönemindeki 1861'deki Fezleke Osmanlı'dan başlıyor tarih ders kitapları. Cumhuriyete geçince cumhur cumhuriyetle ilgili bazı düzeltmeler yaparak devam ediyor. Aşırı bir bilgi veriliyor. Şimdi bu aşırı bilgi profesyonel tarihçinin alması gereken bilgi. Öğrencinin ya şimdi 16. yüzyıldaki İran savaşlarının teferruatını bir öğrencinin öğrenmesine gerek yok. Şimdi mesela bunu ben e, hep söylerdim. E şimdi tarihçi o da derdi ki yani bunu sorma bu üniversite imtihanına çıkıyor. Şimdi bir de böyle bir handikap var. Tarih öğretmeni bilgiyi daha kalifiye tarzda anlatabilir. Ama anlattığı ta takdirde bu sefer üniversite imtihanında soru çıkacağı için anlatmadığı yerden çıktığı zaman hocanın öyle bir şey şansı yok. Şimdi burada yani bizim en büyük problemimiz verdiğimiz bilginin lüzumlu mu lüzumsuz mu? İleride bu çocuk tarafından hazmediliyor mu, hazmedilemiyor mu, bunun analizi yapılabilir. Evet. Yani bakın tarihi bırakın. İlkokuldan itibaren en yoğun gösterilen ders ne? Türkçe. İyi bir Türkçesi var mı liseyi bitiren çocuğun? Yok. Üniversiteye gelen. Yani bunun problemi şu. Ben bir bazen çocukların ders kitaplarına bakıyorum bizim e, oğullarımın. Yani afakanlar basıyor. Yani eki, kökü vesairesi yani böyle Türkçe olmaz. Yani hiçbir şey yapılmasa bakın ilkokuldan itibaren bu çocuklara hiçbir gramer mınaver verilmeden belli kitaplar okutulsa daha iyi Türkçeler olur. Yani bu İngilizcenin öğretilememe sebebi de o. Ansiklopedik öğretiliyor her şey. Ansiklopedik evet. öğretil kullanılmadığı için öğretilemiyor. Şimdi tarih kitaplarında da bu Öncelikle konular yerine klasik e, şeyler anlatılıyor. Mesela biz bu son ders kitaplarına şeyi koydurduk. Mesela Osmanlı'nın günümüz modern dünyasına tesirleri var. Protestanlıktan tutun Fransa'nın ayakta kalmasına kadar. Evet, de, tamam. Mesela bunları biz mesela yeni ders kitaplarına girdi. Ben o zaman müfredatta e, Alpaslan Bey vardı o zaman talim terbiyeydi. O zaman oturduk konuştuk bir kısmı düzeltildi. Ama bunun daha iyi tazizlerden geçmesi lazım. Yani çocuklara... E, lüzumsuz bilgi yerine tarihte daha kalifiye bilgileri vermemiz lazım. Kullanacakları bilgileri vermemiz lazım. Bunun bütün ders kitaplarında yapılması lazım. Şimdi fizik dersinden basit şey ben sayısal olacağım. Fizik dersi sadece formüle bu arsanız çocuk hayatta bağlantısını kuramıyor. Yani aslında burada mesele tarihle bağlantıyı kuramamak. Yani tabii. mesela bir, bir, cumhuriyet tarihi, cumhuriyet öncesi mesela çok tabii. konuşuyoruz kurtuluş kurtuluş savaşı. Ben böyle bir hayret etmiştim bir iki lise mezunu e, gençle konuşurken İstanbul'un işgal edildiğini e, bilmiyorlardı yani işte Cumhuriyet kurulmadan önce İslam bir işgal şöyle, İngilizler tarafından işgal edildiği bilgisini şaşkınlıkla tabi karşıladılar. Ders kitaplarında aslında o bilgi var. Ama o kadar çok şeyin içine koyuyorsunuz ki boğuluyor bilgi yani gidiyor. Veya günümüzde mesela Türkiye'nin birçok stratejik meselesi var. 12 ada meselesi var, Ege Denizi var vesaire var. Bugün de Şimdi konuşuyoruz. bunlarla ilgili çocukların aklına bir şeyler konulması lazım. Yani bunlar Türkiye'nin milli meseleleri. Şimdi Ermeni meselesi vesaire öğretiliyor ama hangi tarzda ürettiğinize bağlı, eldekini vermenize bağlı. Siz bu burada farklı bir tarihçilik de yaptınız, tarih araştırmacılığı yaptınız. Sadece yerli kaynaklara yani arşivde bulduğunuz Osmanlı hı hı. kaynaklarına değil, yabancı kaynaklara Tabii. da baktınız ve diyorsunuz ki ben söylediğim bir şeyin tersine bir belge bulsam bunu değiştiririm. Tabii. Yani ve tarih sürekli değişmek zorunda, Tabii. bilgiler tazelenmek zorunda. Biraz bunu da açın istiyorum. Yani biz Ezberleri bozmaktan korkuyor muyuz tarihte? E şimdi tabii şöyle siz bilimsel bir şey bir araştırmak buldunuz, ortaya bir şey koydunuz bir test. Daha sonraki araştırmada bunun yanlış olduğunu ortaya çıktı. Şimdi bilim namusu oradaki bilgiyi düzeltmenizi gerektirir. Yani ama bu şu olabilir. E, ya işte ya daha önce hoca söylediği tükürdüğünü yalıyor. Ya yani bu bundan bilimde korkulmaz. Yani çünkü bir sürekli olarak tabi e, tabii pozitif filmlerde bu daha fazla var ama Sosyal bilimlerde de alan genişliyor. Yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçmişteki bazı bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Ee, mesela bir Osman Gazi'nin parası meselesi vardır. Birkaç defa değişmiştir. Hı hı. Şimdi siz literatürü takip edebilirseniz bunu görürsünüz. Şimdi önce Osman Gazi'nin parası yok biliyorduk. Sonra Osman Gazi'nin parası var diye biliyorduk. Sonra o para sahte çıktı vesaire. Hı hı. Çünkü sürekli bir şey oluyor. Yani ortaya yeni bir şey konuluyor, konulmuyor. Veya işte Fransa'ya ilk kapitülasyonlar verildi, verilmedi. Yani bazı onu yazıyor, bazı bunu yazıyor. Tabi özellikle Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl süren ve 30'dan fazla devletle de iç içe olduğu için devlet ve milletle de, e, çok farklı kaynaklar var. Mesela Osmanlı'nın ilk dönemi için İtalyan kaynakları en en azından kaynaklar. Mesela biz bunları e, Yiğittepe Yayın Evi'nde Balyoz, Venedik Elçener raporlarının bir kısmını tercüme ettirdik. Evet. Bu, Veya orada orada vardı galiba bir tanesi gördüm. askeri ha. isyanlar var. Yok yo, orada değildi o başka herhalde kaldı. Ha orada Burada orada mesela orada. tabii o Venedik mesela elçilerin raporlarına göre evet, Bunlar 3-4 tane çıktı daha da çıkacak. Şimdi bunlar şundan iyi. Şöyle göstereyim. Şimdi mesela bizim e, kitaplar tarih kitap binleri tarif etmez. <laughs> Şu anda şöyle düşünün. E, yani bir Cumhurbaşkanlığında, başbakanlıkta eskiden Olup biten rutin işler var. Şimdi bunları e, siz rutin yapıyorsunuz veya burada televizyon programında ama buraya gelen farklı birisi diyor ki ya işte burada kameraman şurada duruyor, Ayşe Hanım burada oturuyordu, yaprak şöyle oturuyordu, Ayşe Hanım konser... Şimdi bunlar tarif ediyorlar, Türkleri tanımaya çalışıyorlar. Şimdi bu raporlara Wikileaks, aslında zamanımızın hı hı, Wikileaks tarihleri gözüyle bakmak diyorsunuz. Bu Vendik Elçilerin raporlarına göre çok da ben çok ilginç buldum. Tabi. E fiziki tarifler ya yani adamın e, sakalının ne yöne baktığına dair hani işte kızıl sakallı, boy, bacağı kısa, boy, beli bilmem ne filan. Bir fizik tarif var, bir yaşam tarif var, bir de bütün özellikleri yani özel hayatına dair de bilgiler. Yani, yani o işler. zaafları nedir? Şeyleri nedir? Mesela diyor ki bizi diyor Hristiyanları sevmez <laughs> diyor. Öbürü diyor paraya düşkündür diyor. Bunu daha sonra İtalyanlardan sonra, Venediklerden sonra İngilizler yapmışlar. Aynısını. Kim bu? Büyükelçiler mi? Venedik Büyükelçiler. Tabii tabii. Büyükler. Venedik Elçiler. İstanbul'daki Balyoz denildiğimiz elçiler. Bunlar buradayken. Bunların isimlerine e, Balyoz, mi Balyoz diyoruz? Balyoz Venedik Elçisine verilen isim. Verilen isim. Verilen bu, isim, ve, isim, ve, isim evet. bu tabii bunların iki türlü şeyler oluyor. Bir döndükleri zaman senatoda bir rapor sunuyorlar. Yani <laughs> Türkiye'ye anlatıyor. Bir de bunların günlük raporlar var. Dispatch denilen. Bunlar Relaziler. <laughs> bu Relaziler yayınlanmış. Mesela dispatchlar günlük Onlar da daha büyük teferruat var. Mesela İstanbul'da bugün şu oldu. İşte efendim isyan çıktı veyahut işte efendim padişahın oğlu öldü, kızı öldü. Şimdi mesela bizim tarihler çoğu şeyi yazmaz. Yani gerek görmezler. Şimdi bunlar halkın içindeki her türlü bilgiyi yazıyor. Tabii bunların dezavantajı da şu doğruluğunu analiz edebilmeniz lazım. Yani çünkü mesela günümüzde de halkın arasında konuşulan bir sürü şey vardır. Fakat bu doğru doğru veya yanlış onu bil, bilmeden birisi kaleme geçirir, zaman analizinin yapılması lazım. Hayır doğru olmasa bile halkın o dönemde ona inandığını gösteriyorsunuz. Mesela ilginç bir şey bu Vendrik Erçelen'de halk mesela kalkıyor orada diyor ki ya işte bu 3. Murat diyor Yahudi asıllıdır diyor. Ee, bunun diyor annesinin diyor erkek çocuğu olmayınca diyor bir Yahudi kadınla diyor 2. Selim'in eşi e, çocukları değiştirmiş diyor. Ve padişahın e, anne padişah o yüzden Yahudi soyundan gelir diye halk arasında böyle konuşulur diye yazmış. Tabi bu doğru değil ama halkın arasında böyle bir dedikodu var. Yani onu naklediyor gibi. Şimdi bunlar tabi son de Osmanlı ordusunu tarif ediyor, donanmasını tarif ediyor. Başka elçilerin, İsveç elçilerinin de gördüğüm kadar. Sonra şöyle tabi sonraki Fransız dönemlerde öbürlerinin var. de var ama bu kadar şey muazzam değil bunlar. Venedik elçileri. Venedik zaten Avrupa'nın haber alma kaynağı. Yani Venedik büyük bir şehir. Büyük bir emperyalist devlet, şehir devlet ama. Daha sonraki dönemlerde tabi 17. yüzyıldan sonra İngilizler, 16'dan sonra Fransızlar. Zaman zaman İsveçler geliyor. Mesela İsveçlerin ilginç şeylerinden birisi de şudur. E, resim yaptırtıyor. Mesela Ramamp geliyor. Burada Sultan'ın alayını resmet demiş. Mesela daha sonra gelen İsveç'te biz Ruslara karşı ittifak yaptığımız için aramız daha iyidir. Daha fazla gezme şansı buluyorlar. Tabi bunlar muazzam kaynaklar. Alman kaynakları, Prusya kaynakları daha sonra. Bunlarla birleştirilmesi lazım. Mesela Halil Hoca da buna çok dikkat ederdi. Mesela biz iki tane büyük Almanca'dan tarih çevirdik. Bu benim hayalimdi. Bakın bu şimdi Türkiye'de büyük kurumlar var. Mesela bunlardan birisi tarih kurumu. Büyük maddi imkanları var. Kurumsal işte işlerinde sıkıntı var. İnşallah düzelecek. Şimdi burada mesela bu kitapları zamanda tarih kurumu bu tür kitapları çevirtmiş. Ama aslında Türkiye'de düşünülmeyen hiçbir şey yok. Bakın Türkiye'de bizim veya sizin veya yaprağın işte kendi alanında ya şu yapısın. Bunlar çoğu düşünülmüştür uygulama safhasına girmede ve planlamada problem var. Türkiye'nin en büyük problemi bu. Tarih Kurumu zamanında Türk tarihinin kaynakları diye birçok yabancı dilde eseri tercüme ettirmiş. Yayınlamış, bir kısmında tercüme ettirmiş, kütüphanede duruyordu. Şimdi Tarih Kurumu bunları ne işletiyor düşünün. <laughs> Halil İnalcık bile mesela o dönemde, Halil Hoca iki tane Fransa'dan kitap tercüme etmiş. Bu 30-40 sene bu kitaplar kütüphanede el yazması, el yazısı olarak durdu. Daha sonra Ali I. Tarih Kurumu Başkanı olunca bunları yavaş yavaş neşrettirmeye başladı. Rusçadan tercüme ettirmişler, Gürcüce'den, Ermeniceden, İngilizceden, Fransızcadan. Şimdi bu tür bunların devam etmesi lazım. İşte o zaman Yorga ve Zinkaizen diye iki tane büyük tarihçi var. İlk Osmanlı tarihleri Almancadır. İlk Hammer'dir. Evet. Hammer tercüme edilmiştir. Parça parça. O önce Osmanlı Türkçesine sonra Latin falan aktarıldı. Ardından Zinkaizen isimli bir Alman vardır. Ardından Yorga isimli Romanya Başbakanı vardır. Şimdi Hammer Türkçe'de iyi kötü vardı. Zinkayzen ve Yorga yoktu. Yorga'yı biz ilk tercüme ettirdik 2005-2006'larda. O zaman Nülfer Epçeli var. Çok büyük bir mütercimdir kendisi Tarık Üniversitesi'nde. Revizesini yaptık, vesairesini yaptık. Tabi o zaman ardından 2011'de Zinkayzen çıktı Yettepe yayınlarından. Tabii Zinkayzen, Kotik Almanca 7000 sayfadır. Ve bunlar Avrupa kaynaklarına göre Osmanlı'yı anlatıyorlar. Mesela bunlar Osmanlı siyaset ve ekonomik tarihinin son derece önemli kitaplar. Ama bunların bir özel yayın evinden ziyade devletin büyük kurumların içinde yapılması lazımdı. Yani bu en Yettepe yayın ye evi destek verdi çünkü bunlar 6-7 sene tercüme parası veriyorsunuz. Bir uzun ha, bir yani süre. uzun bir süre. Şimdi bir yayın evi için ekonomik ve rentable değil. Mustafa Bey sağ olsun. Yani bunu göze aldı. Evet. Şimdi ama şimdi bir devlet kurumuna bu etkilemez. Yani devlet kurumu bütçesinden ayrı yapar. Ama burada tabii o mantığı olması lazım. Evet bunu yerleştir bir kısa reklam arasında. <laughs> Deminden bir yönetmenimiz e, söylüyor efendim kısa bir reklam arası ondan sonra bu değerli sohbete devam edeceğiz. 1967'de Tokat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan 1988'de mezun oldu. 1989'da Marmara Üniversitesi Tarih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde Necati Efendi tarihi Kırım isimli teziyle 1990'da tamamladı. 1997'de Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhane-i Amire isimli tezle doktorasını bitirdi. 2001'de Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçti. 2008'de doçent, 2014 yılında profesör oldu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yeni Çağ Tarihi Anabilim Başkanlığı, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ile Fakülte ve Yönetim Kurullarında üye olarak vazife yaptı. 2012'de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 2016'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu. Ekim 2016'da Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Sahte Mesih Osmanlı Belgeleri ışığında Dönmeliğin Kurucusu Sabetay Sevi ve Yahudiler, Osmanlı Devleti Teşkilatı'nda Defterhane-i Amire Süleyman Şah Türbesi Turhan Sultan isimli akademik kitaplarının yanında akademik bilgileri popüler dille kaleme aldığı Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Turvan'ın İntikamı, Yavuz'un Küpesi, Baltacı ve Katarina, Kösem Sultan Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri isyanlar ve darbeler Fransa'ya Osmanlı Tokadı 1453 Panorama Tarih Müzesi Osmanlı'nın Hayaleti muhteşem Süleyman adlı eserleri vardır. Osmanlı bürokrasisi, savaş tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Eserleri İngilizce, Almanca, Çince, Sırpça, Makedonca, Arnavutça, Arapça, Korece ve Romence'ye çevrilmiştir. Akademik çalışmalarının yanı sıra popüler tarih yaz da yazmaktadır. Profesör Doktor Erhan Afyoncu evli ve üç çocuk babasıdır. Üniversite biri lise, biri ilkokul. İlk okul, yani boy boy o, üç erkek geldi. çocuk tabii evet. Ee... Onlarda da var mı tarih merakı? Şöyle bu Aşırı, e, Halil İnalcık hocanın mesela kızı fiyat sayısı tarihten uzaklaşmıştır hı hı. aşırı tarih olunca. E, şimdi bizimkilerde tabii şöyle büyük oğlum e, baya, bayağı sosyal okur. Yani hı hı. kitap olarak hı hı. her türlü tarihde, de okur. Ama tabii burada problem şu. mesleğim Türkiye'de bizim tarihçilik başta olmak üzere özellikle sosyal mesleklerin itibarı yok. Hı hı. Şimdi sayısaldaki bir çocuk, ben ne dedim? Sayısaldan tarihe geldim. Şu anda sayısaldaki bir çocuğa tarihe getirme ihtimaliniz yok. Evet. Yani Türkiye'nin bakın en büyük problemlerden birisi temel bilimler olmak üzere işte fizik, matematik, felsefe, e, tarih, edebiyat gibi buralara bizim tıp fakültesine gidecek öğrencileri getirmemiz, getirmemiz lazım. lazım. Şimdi tıp Çok fakültesine zeki çocuklar gitmesi lazım, gidiyorlar zaten. Ama bunların bir kısmının, bakın sadece tarih için demiyorum, fizik okuması lazım, matematik okuması lazım, biyoloji, kimya bu. Şimdi Türkiye'nin yani burada aslında çocuklar gelmek istiyor. Mesela biz televizyon programı yaparken e, bunu gördük. Fen lisesinden bana çocuklar geliyor. Evet, evet. Ama bunları bir cazime merkez haline, haline getirmemiz, getirmemiz lazım. Getirmem. Bu da devlet desteğiyle olur. O yüzden biraz çocuklar diyorsunuz. Evde çok tarih konuşmaktan hafif. Yani tabii o kadar şey diyorlar. Ben mesela büyük olma konuştum. Dedim ki bak istediğin şeye gidebilirsin. Aynen. Yani arkeoloji şey vesaire tavsiye ettim. Hı. Mesela şey yapmadı. Yani ilgilenmedi o kadar. Çünkü bunun dediğimiz gibi bir albenisinin olması lazım. Yani devletin antropoloğunu kendisinin yetiştirmesi lazım. Evet. Çünkü bu antropolojiye vesaire bu, bu bölümlere çok düşük puanlı çocuklar gidiyor. Şimdi tabii kitap okuyorlar. Evde kitap olunca çocuklar okuyor kitap. Yani orada problem olmuyor ama tabii bunlar farklı bir neslin çocukları. Bir taraftan da bir taraftan tabii dijitalle büyüyorlar. Farklı bir şey. Tabii. Ee, eşiniz de tarihçi evet. Fatma Afyoncu. O da önemli araştırmaları. Eserli, tabii o da yüksek sans yaptı. Yüksek, yüksek tane. Ama eş sizin kitap sayınız ne kadar oldu hocam? Valla tam saymadım. Tam yani popülerle da, şeyi saymadım. E, yani. Bir 30'u sanki var gibi. Yani ortada. yok şöyle tabii etörlüğünü yaptığımız kitaplarla birlikte vardır. Bir 30'u vardır ama işinizin iki tane önemli kitabı var. Tabii. An ciddi ve sahasında e, da kendi sahasında özgün kitabı var. Şimdi siz bu kadar kitap yazarken bilmiyorum evde iş bölümünde şey mi oluyor böyle biraz Fatma Hanım'a fazla mı yükleniyor ki onda? Ya, ta, tabi tabii şöyle 3 tane erkek çocuğun şeyi var. Yükü var. Bir de zor tabii erkek çocuk yetiştirmek daha zor. Yani kolay değil çünkü anneye yardım etmeleri vesairesi ee, o kadar olmuyor. Tabii orada e, öğretmenlik hayatı vardı. Şimdi emekli oldu. Bu tabii iki tane yüksek lisans yaptı. Oradan birisi mimarlar, birisi İstanbul'un işgali üzerine. Tabii orada e, bir taraftan tabii biz akademisyen olduğumuz için ev hayatımızdan fazla yardımımız söz konusu olamıyor. Olamıyor. Yani. Evet. Burada biraz yükü gene Fatma'nın üzerine Doğru. kalmış biraz gibi görünüyor ama iki akademisyenin bir evde doğrusu çalışması da çok kolay olmasa Tabii gerek. Tabii zor yani fedakarlık yapıyor. Yani daha kendi hayatından fedakarlık Biraz yapıyor. Daha. Siz yapıyorsunuz. Tabi orada çocukların büyümesiyle birlikte problemler de büyüyor. Yani daha fazla mesela küçükken bize demişler ki büyüdüklerinde problemler daha fazla artacak. Dedikleri doğruymuş mesela onu Biraz öyle oldu. Tabii. sizin kadın sultanlara Osmanlı tarihinde hı hı. de büyük eee ilginiz var. Özellikle Turhan Sultan çalışmanız Tabii. zaten hı hı. bunun üzerine yazılmış kitaplarınız var yine. Kösem Sultan, Turhan Sultan. Niye Turhan Sultan'ı bu kadar önemsiyorsunuz? Ya şöyle Turhan Sultan 17. yüzyılın ortalarında yaşamış. 4. Mehmet'in Avcı Mehmet dediğimiz padişahın annesi. Hı hı. Turhan Sultan'ın olduğu dönemde devlet büyük bir kaos içinde. Yani yönetim zayıfiyeti var. Niye var? 6 yaşında bir çocuk tahta çıkmış. Hı hı. Şimdi devlet mekanizmasında bir kargaşa ve kaos var. Osmanlı İmparatorluğu dünyanın değişmesinden dolayı ekonomik, askeri sıkıntıları var. Turan Sultan o dönemde devleti ayakta tutan kişidir. Yani devletin direği olmuştur. Bir de şöyle düşünün. Kadın yönetimi Avrupa'da bile çok zor kabul edilmiş bir hadisedir. Mesela 18. yüzyılda Maria Theresa Avusturya tahtına çıktığı zaman bütün Avrupa'da büyük olay oluyor. Avusturya'ya saldırıyorlar. Bir kadın burayı yönetemez vesaire diye. Şimdi Osmanlı'da zaten böyle bir şey Zaten o dönemde kolay algılanacak bir şey değil. Perde arkasında devleti yönetiyor. Mesela şu Turhan Sultan kitabında biz Turhan Sultan'ın emirlerini yayınladık. Şimdi bunun orijinal tarafı odur, akademik bir çalışmadır. Bu kendi el emirleri var. Ee, orada... Doktora teziniz diye hatırlıyorum ama yok. Yok doktora tezim defterhane ya amire. Onu onu yalnız. getiremedim. Onu, onu unutmuşum ben. O daha teknik bir şeydi. Şey tu... mali, mali 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 tımar sistemi üzerine bir bürokrasi. Şimdi Turhan Sultan'ın buradaki emirlerine baktığınızda iyi bir yöneticinin vasıflarının olduğunu görüyorsunuz. Kadının e, sadece saraya kapanıp kalmadığını. Mesela diyorlar ki barut yok diyorlar. Mesela Girite asker gönderilecek ya şurada şu şu depoda barut yok mu diyor. Mesela ve veya yani mesela bu haberdar oluyor mu bunlar? Oluyor. Yani olduğunu görüyorsunuz. mesela Üsküdar, Üsküdar'daki diyor, Üsküdar'daki diyor eşkıyalar olmaya. ne oldu diyor. Eyüp'te diyor havai fişek atan kimdi diyor. Takip edin diyor. Turhan Sultan ve ilginç bir tarafı şudur. Mesela Kösem Sultan onu yapamamıştır. Turhan Sultan devletin başına güçlü bir sadrazam geçirip devlet oturtmaya çalışıyor. Deniyor deniyor olmayan sonra Köprülü Mehmet Paşa'dan sonra devlet düzeni Dengeye girince devlet işlerinden uzaklaşmıştır. Yani böyle vakıf ve hayırseverliğe vermiştir kendisini. Çanakkale Boğazına kaleler yaptırmıştır. Ondan sonra Yeni Cami'yi tamamlatmıştır. Yani bakın iktidardan ayrılmasını bilmiştir. Bak bu, bu kolay bir hadise değil. Kösem Sultan ayrılamamıştır. iktidardan. Turhan Sultan'ın verdiği emirleri siz çeviriyorsunuz. Tabi emirleri çevirdik emirleri onun çev arka tarafında olması lazım onun. Bir dakika. Benim şöyle şey. Galiba koy. B ve D'leri de değişik kullanıyor. Türkçesi de tabii, çok. Tabii tabii yani şey o şöyle tabi Ukrayna o taraftan geliyor, kuzeyden geliyor. Kuzey yani yani. Şu tur tabi biraz bunlar şeyden kötü çıktı Sim, belgeler. Yani. yani bu belgeler ışığında yazıldı. Bunun orijinal tarafı budur. Yani burada e, Turhan Sultan'ın yazdığı birçok e, emir var. Yani padişahların yazdığı hat vardır. Bunlar da Kösem Sultan, Turhan Sultan'ın şeyleridir. Tabi burada iyi bir yönetici vasfını görüyorsunuz. Ve en önemlisi dediğimiz gibi yani... Mesela Kösem Sultan iktidarı bir türlü bırakmak istemiyor. Oğul ölüyor, öbür toruna geçiyor vesaire. Bu bırakmıştır. Ama bu Kösem Sultan'ı da öldürten? Tabii. Çünkü Sultan. bir iktidar mücadelesi. var. şimdi gelin kaynana mücadelesinin en kanlı şeyidir biliyorsunuz. Kösem Sultan bakıyor ki Turhan Sultan dişlerini, dişlerini çıkarmaya başlayınca 4. Mehmet'i tahttan indirip yerine ikinci şeyi, Süleyman'ı geçirmek istiyor kardeşini. Büyük bir mücadele oluyor. Saray alır. Turhan Sultan'ın yanında, Yeniçeriler Kösem Sultan'ın yanında. Turhan Sultan, Kösem Sultan kendisini ortadan kaldırmadan önce Kösem Sultan'ı öldürtüyor ve iktidarı iktidara eline geçiriyor. Öldü, Ama ondan sonra da dediğimiz gibi 1656'da Köprülü Mehmet Paşa'nın devlet otoritesini kurmasından sonra ölene kadar yani yaklaşık 25-30 yıl uzak kalmıştır devlet işlerinin. Hayır işleri yapmıştır. Çünkü oğlu da zaten devlet işleriyle fazla meraklı birisi değil Avcı Mehmet hı hı. E, Avla uğraşıyor. Tabi bunun dediğimiz gibi en önemli tarafı orijinal belgelerdir. Bunlar ilk defa yayınlandı. Fazla yayınlanmamıştı. Hı hı. Topkapı Sarayı'nın devletin rüknü azam sıfatına layık görülecek kadar öne çıkan Tabii. E, de, kadınlardan... devletin Direği, deni, direğe, Yani devletin evet. direği dönülüyor. ve de, 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 taraftarları varmış e, Tabii. Turhanyan e, de, denilen Tabii. gene sizin notlarınız içinde. Özel ve ilginç bir kadın. Kösem Sultan'da da yazdınız ama Kösem, Kösem Sultan... Kösem tabii şeydir, yani Kösem bu kadar akademik bir çalışma değil. Kösem popüler bir çalışmadır. Kösem Sultan e, tabii o da daha uzun bir süre iktidar mücadelesine giren ama sonuna kadar da iktidardan ayrılamayan birisi ve en sonunda e, gelin kaynana mücadelesinde kaybeden taraf oluyor. Tabii bunlar bir taraftan hayırseverler, İstanbul'da bir sürü kişiyi doyuruyorlar, yoksa kızlar evlendiriyorlar vesaireler bir taraftan da o iktidarın hırsı var yani iktidar yönetme şeyi var yani şey kolay bir iş değil aynı değildir. yıllarda Avrupa'da dediğiniz gibi bir kadın hükümdar yok ama yani yani İngiltere'de Elizabeth, Elizabeth var. Var. Ee, ama Avrupa'da da zor bakın yani öyle kolay değil yani şimdi İngiltere'de de Elizabeth'in birinci Elizabeth'in kabul edilmesi Maria Theresa'nın kabul edilmesi kolay olmamıştı e yani evet. bir şey olduğu zaman bir işi yapamadığı zaman yaşlı cadı diyorlar Elizabeth'e vesaire diyorlar şu bu diyorlar Şimdi tabi 1. Elizabeth İngiltere'yi kalkındıran hükümdardır. yani İngiltere'yi İngiltere, e, emperyalist o altyapısını sağlayan kişidir. Bu Kösem Sultan'la, Turhan Sultan'la Kösem Sultan'ın bazı olumsuzluklarına rağmen 17. yüzyılda devleti ayakta tutan kişiler. Yani bunlar olmasaydı o dönemde Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir kaos ve kargaşa içine girerdi. Çünkü muktedir. Bizde doğuda sistem şu. Doğuda güçlü bir lider endeksidir sistem. Bakın bu yalnızca bizde değil. Cengiz Han örneğin Moğollarda olduğu gibi. Güçlü bir lider gelir, toparlar. İşte Fazıl Sultan Mehmet de olduğu gibi, Atatürk de olduğu gibi. Yani doğu do bu, bu daha merkezlidir. Sonradan kurumsal yapı oturunca kurumsal yapılar götürür ama şimdi güçlü liderler yok. Padişahlar zayıf. E, zayıf. İşte 4. Murat kısa süreli bir toparlıyor veya işte uzun süre hapiste kaldığı için psikolojileri bozulmuş Sultan İbrahim gibi. Devletin birisini çekip çevirmesi lazım. Bu Bir röportajınızda yine şimşirlik meselesini anlatıyorsunuz. Osmanlı'nın zayıflamasının sebeplerinden birisi Tabii. aslında yani şehzadelerin uzun süre bir hapis hayatı neredeyse yaşaması olarak söylüyorsunuz. Biraz onu da çok kısa aslında bir nokta yani olarak bu, geçelim. Osmanlı'da bir kardeş katli var biliyorsunuz. Acı bir hadise. Yani kardeş katli şundan kaynaklanıyor. Bir hanedana mensup kişiler kutsal kabul ediliyor. Bunların her birinin yönetme Erti Hak var. olduğunu inanılıyor ve Allah kime nasip ederse onun tahta çıkacağına inanılıyor. Bir sistem kullanmamış. Yani Fatih öldüğü zaman tahta cem mi çıkacak, beyaz mı çıkacak belli değil. Kim önce davranırsa o çıkıyor. Şimdi bu da tabii ne yapıyor? Büyük bir kargaşaya sebebiyet veriyor. Daha sonra kardeşler hayatta kalırsa hiç kargaşa, hiç savaş çıkıyor. Devlet bunu önlemek için kardeş katlini meşrulaştırıyor. Şimdi kardeş katli acı bir şey. Masum suç işlememiş birisini öldürüyorsunuz. Bu hukuken doğru değil. İslam hukukuna göre bu bir şeydir suçtur. Ama reel politiğe göre de doğrudur. Yani kardeş katlinin olması imparatorluğun ömrünü uzatmıştır. Ama hukuken ve İslamiyete, İslamiyete göre doğru değildir. Şimdi bu büyük acı devlet ortadan kaldırmak için uğraşıyor, uğraşıyor. En yani son 17. yüzyılda birinci Ahmet tahta çıkana kadar her padişahın çocuğu var. Birinci Ahmet tahta çıktığı zaman çocuğu yok 14 yaşında. Çocuğun olup olmayacağı belli değil. Kardeşi Mustafa öldürülmüyor. Bunun üzerine sarayda bunların hapis hayatı başlıyor. Bu önce teamil sonra kanunlaşıyor 19. yüzyılda. Fakat bu sefer de ne oluyor? Muhalefet ve iktidara karşı diğer odaklar bu şehzadeleri kullanmak istiyor. Bunun üzerine bunlar iyice hapsediliyor. Yani mesela ata binmeyi bile bilmiyorlar. Tabi yani mesela ata at, at binme öğretiliyor önce tahta çıktığı zaman. Çünkü dışarıda kimseyle temas etmesi istenmiyor. İyi eğitim göremiyorlar. 3. Selim'le birlikte biraz serbest yetişime başlamıştır. Mesela 3. Selim 1. Abdülhamit daha serbest yetiştirmiştir. Şimdi bunlar dünyadan bir haber. Mesela 2. Süleyman 1687'de tahta çıktığında 39 yıl hapis kalmış. Çok iyi niyetli bir padişah. İyi bir eğitim alamamış. Dünyadan haberdar değil. Ee, insanları tanımıyor. Yani bu tür dezavantajlı oluyor. Bu bir sistem kurma meselesi. Yani şimdi Avrupa'da kolay kolay kullanmamıştır. Yani bakın bugün bile herhangi bir siyasi partide A şahsı gittiğinde B şahsının gideceği belli mi? De değil. Hiçbir partide belli değil. Yani bakın bu ihtiyar veya muhalefet, ana muhalefet partisi değil. Hiçbir partide ikinci bir isim olmuyor. Osmanlı'da da bu veliahtlık sistemi oturmamıştır. Ve bunun Oturmayınca önce kardeş katliyle çözüyorsunuz. Sonra şimşirlikle çözüyorsunuz. İkincisi daha insani ama reel politik açısından daha doğru değil. Çünkü bu sefer de zayıf yöneticiler çıkıştı. 19. yüzyılda daha serbest yetişmişlerdir 3. Selim'den itibaren. Bunun da tabii çok büyük dezavantajlar olmuştur. Yani çünkü biz lider eksenli bir toplumuz. Yani Türkiye, Türkler, Şark toplumu daha lider eksenlidir. Yani güçlü bir lider alır götürür. Ee, bu, olmadığı takdirde büyük zaafı oluyor. Bu ve elçilerin raporlarında, valyotların raporlarında şeyler de var. Mesela Osmanlı'yı nasıl yenersiniz? Bizleri nasıl yenersiniz? Ve bir Türk korkusu da var. Hatta Luther'in bir Türklere var. karşı bir beslesi olduğunu, bir duası olduğunu söylüyorsunuz. Bu Türk korkusu bugüne kadar da devam ediyor. Yani ya Osmanlı'ya uh, ilişkin o tutumları Batı'nın gözünden de hani biraz baktığımızda ne ve bugün Onların arkada devam eden düşünce tiplerini biraz anlatır mısınız? Ya şimdi şöyle düşünün. Ee, Avrupa'nın asimile edemediği tek millet Türklerdir. Bakın Hı -hı. Almanlar aslen Avrupalı değildir. Cermenler sonradan göç etmiştir. Avrupa'ya en son katılan millettir. En sonun isteyen millettir. Ama asimile olmuştur Avrupa kültürünün içinde. Yani Avrupa'nın bir parçası olmuştur. Şimdi Türkler dışarıdan gelip farklı kültüre ve farklı dine farklı, sahip bir millettir. Avrupa asimil edemediği gibi 300 yıl atana kadar e, tabiri caizse göbeğe çatlamıştır. Mesela şimdi bir 15 sene önce filan Avusturya'da en büyük seçim şeyi neydi? Biz Türkler Avrupa'dan ata kadar 300 yıl, yıl uğraştık. Siz bunları Avrupa Birliği'ne tekrar almaya çalışıyorsunuz diyeydi. Şimdi bu tabi bunların bilinçaltı kodlarına girmiş. Masallarına girmiş, halk hikayelerine girmiş, dualarına şarkılarına girmiş. girmiş, dualarına girmiş. Leyla Coşan'ın çok güzel araştırmaları vardır Alman kültüründe bu konu üzerine. Evet bu bilinç hatlarına giriyor. Ve Hatta e, komplolar mesela Bacon'ın da içinde olduğu bir Osmanlı Tabii. yıkma devirme e, aydınların içinde olduğu bir hareketten bir komplodan söz Şimdi ediyoruz. Şimdi şey bu var kitapta. bu İş Bankası'ndan tam tercümesi çıktı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Türkiye parçalamak için yüz plan diye. Hı. Mesela bu bir Romanyalı devlet adam ve tarihçinin yazdığı bir kitap. Bunu herkes bulsun okusun bu kitap. Ve Türkiye bu, İş Bankası yayınlarından Türkiye'yi Türkiye parçalamak için yüz plan. Hı. Bu Halil Hoca da ona çok önem verdi. O kitabın daha önce başka bir yayınlarından kısa bir tercümesi vardı. Ben onu ilk gördüğümde öğrenciyken 80'li yıllarda komplo kitabı zannetmiştim. Daha sonra kitabı aldım okudum ki adam kaynaklara dayanıyor ve şunu gösteriyor. Türkler o kadar büyük bir korku yaratmış ki Avrupa'da bizim bildiğimiz bütün Avrupa'nın en önemli isimler işte Bacon, Leibniz, Erasmus'tan tutun. Herkes bir plan yapmış. Türk imparatorluğu nasıl sona erdiririz? Yani bu çünkü büyük bir Karabasan Avrupanın büyük bir Karabasanı büyük bir korkusu ee, ve bunlar somut planlar. Mesela diyor ki işte Türkleri yok etmek için önce Mısır ayırmanız lazım, Çanakkale Boğazını kapatmanız lazım işte yok efendim e, doğuda ki Hristiyanlarla işbirliği yapmanız lazım, Ruslar şuradan gelsin. Bu tür somut planlar var. Şimdi bu tabi e, günümüzde de şudur. Bunu yalnız tabi çok büyük anlamlar yüklememek lazım. Şimdi. E, biz potansiyel bir tehditiz Batı için. Ama bakın potansiyel bir tehditsiniz. Yani şu anda öyle çok büyük fiili bir tehdit değilsiniz. Şimdi zaman zaman ben bakıyorum bazı yazarlarımız uçuyor. Osmanlı İmparatorluğu olduk vesaire de öyle bir şey yok. Öyle bir şeyin olması kolay bir hadise değil. Zamana yayılır. Hepimiz güçlü bir devletimizin olmasını isteriz. Gücümüzün Osmanlı İmparatorluğu kadar olmasını isteriz. Ama reali göremezseniz bir çukura saplanır kalırsınız. Yani buna çok dikkat edilmesi lazım. Şimdi e, Türkiye Rahmet Özal'dan itibaren dış politikasında daha aktif bir siyaset istemeye başladı. Biz bunu yakından görüyoruz. Şimdi ama burada reel dinamiklere basarak gitmeniz lazım. Şimdi mesela en son bu Yunanistan'a çatışmalar vesaireler oluyor. Şimdi çekişiliyor. Bu uzun süreden beri bitmiyor. Fransa geliyor. Televizyonlara bir bakın şunu yaparız bunu yaparız. Tabi bunların içinde emekli askerler var, emekli büyükelçiler vesaireler şunlar bunlar. Tabi devletin yetkili makamları daha farklı bakıyor hadiseye. Şimdi e, Oradaki konuştuklarıyla gerçek hayat bir olmuyor. Yani burada mesela en basit örnek Yunanistan hiçbir zaman sadece Yunanistan değildir. Yani Yunanistan Batı dünyasının şımarık çocuğudur her zaman için. Veya Avrupa'daki bazı devletlerin bize karşı kullandığı uzak bir üsttür. O şekilde bakmanız Aslında lazım. Analiz yapmanız Yunanistan, lazım. Yunanistan Batı'nın, Avrupa'nın doğuyla mesela bitiştiği biz, yer. Ben bir Yunan üst düzey yetkili gelmişti bana. Bu Misotakis'in de danışmanlığını <laughs> yaptı. Dedim ki ona Bakın dedim, biz komşuyuz. İki ülkeyi kapıştırıyorlar ve ikimize de silah satıyorlar. Dedi. Haklısınız hocam dedi. Üçüncü ülkeler kazanıyor. Ama ne yaparsanız siyaset dedi. Bakın bu Yunan üst evet. düzey akla başında bir yetkili bunu görüyor ama tabii iş siyaset dinamikleri farklı oluyor. Bu bizde de vardır iç siyasette karşılaştırmak. Ama tabii Avrupa'nın bakışında o var. Yani, ve yani böyle o köküler cünür. yani o Osmanlı'yı yok etmeye çalışan, Türkleri yok etmeye çalışan ülkeler. Fikirler bugün de devam ediyor. Düşünceler, duygu siz, var. E, siz onların mensup olduğu kültür dairesinden değilsiniz. Yani Ve tehdit etmişsiniz Avrupa'nın ortalarına onların kadar. Onların dilini öğrenmemişsiniz. Tabii. Kültürünü öğrenmemiş, Dinlerini benimsememişsiniz. Yani farklı bir şeysiniz. Ee, güçlü olduğunuz, ayakta durduğunuz müddetçe ilişkileriniz iyi olur. Ama zayıfladığınız zaman milli mücadelede olduğu gibi Ankara'ya kadar gelir işgal ederler. Yani o... Ancak ne yaptık o zaman biz? Milli mücadeleyle birlikte bunları Anadolu'dan atabildik. Yani şark meselesi diye bir kavram var biliyorsunuz. Yani Avrupa bunu Doğu sorunu şark meselesi dediği Türklerin Avrupa'dan atılma planını bitirmişlerdi. Bu Luther'in duası aslında dua olduğu için enteresan. Ne diyor? Hafızanızda var mı? Yok tam şurada kitapta tam şey olabilir belki orada bir bakalım. Şunda mı? Bak. Ee, yani yok öbüründe Osman'a bakalım. Çünkü burada e, şöyle çocuklardan e, çocuk duaları var. Çocuk duaları. Ço Tabii yani mesela bu çocuk çocuk çocuklara dualar besleniyor vesaire yapılıyor. Türklere karşı okumak için, korunmak için. Çünkü büyük bir korku. Yani Türklerden korunmak, Türklerden tam korku. Tabi Luther'in e, Türklere karşı Türk takvimi de var. Dua burada olmayabilir. Bir bakayım oradan. Tabii bu dediğimiz gibi en önemlisi mesela Erasmus biliyorsunuz şeydir. E, Hollandalı Avrupa hümanisttir. Savaşa evet. karşı çıkan. Diyor ki ben diyor savaşa karşıyım diyor. E, fakat diyor e, var olabilmem için Türkleri yok etmemiz lazım. Diyor. Hristiyanlığın var olabilmesi için diyor. Bizim kültürümüzün var olabilmesi için Hayır, yani Dinlerin etkisinin kaybolduğu dünyada bile e, bu şey devam ediyor. Bu fikirler, bu duygular devam ediyor diyebilir miyiz? Ha, Luther tam şöyle diyor. Türk Tanrı'nın öfkeli kırpacı yakıp yıkan şeytanın uşağı olduğu için Türkten önce efendisi olan şeytanı yenmek Tanrının kırpacını almak ve Türkü Türk tek başına bırakmak lazım. Din adamları Tanrı'nın işlenen sayısız günah ve kütlüklerinden dolayı şeytan Türkler Alman'ın başından solat ettiğini anlatmadır. O da şey, öbürü de Papa. Şimdi Luther önce Papa'yı diyor, şey yapın diyor vesaire diyor. Ee, Hristiyanlar Papa, papa ve yandaşlarının söylediği gibi sadece bedensel olarak Türklerle savaşmamalıdırlar. Türkleri Tanrının ve kaza ve kırpacı olarak görüp dua ve ve kendilerini korumadırlar. Ee, bu ödükü küçümseyen Türkleri de küçümser diye anlatıyor. Evet. Tabii o papaya ve şeye karşı e, ikisini birden yapıyor. Hatta oradan ilginç bir şey de söylüyor. Tabii Luther'in asıl derdi papa olduğu için, yani önce papayla mücadele edin diyor. Tabii sonradan Türk dostu, Türklerle bu fazla işbirliği yapıyor falan deyince Türkler'in aleyhine de bir şeyler yazmaya başlıyor. Tabii burada dediğimiz gibi özellikle Alman kültüründe Türkler aleyhine çok şey vardır. Çünkü... Biz Avusturya İmparatorluğu ile savaşırken Almanlarla savaştık. Yani o zaman Birleşim. Almanya yani tabii çünkü Almanya, bütün Habsburg İmparatorluğu, evet. Kusarreme Alman İmparatorluğun ana kökeni Avusturya Almanlarıydı. Tabi Almanya da oraya bağlıydı. O bilinçaltına büyük şeyler attı. Mesela o kadar büyük bir korku var ki. Mesela bir kedi yavru yapıyor. Yani normal bir kedi yavrusu doğmuyor. Aa diyorlar Türklerin yok olacağına dair bir işaret veya gökten bir kuyruklu yıldız geçiyor. E, diyorlar bu Türklerin yok olacağına dair bir işaret. Şimdi burada dediğim gibi yani seyircilerimiz Leyla Joşan'ın kitaplarından sunuksun. Evet, Leyla Joşan Leyla... 2-3 tane kitap yazdı. Yani i̇nanamıyorsunuz. Yani biz şimdi hatta konuk tabii yani Leyla burada abi, burada böyle e, Afakanlar af, yani a, 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 şey olmuş. Şimdi mesela Zinkaisen tarihini biz tercüme ettirdiğimizde tabii kaç yıl okuyarak düzeltmesini yaptık Türkçe. Şimdi biz, ben profesyonel tarihçi birçok şeyi biliyorum ama ya bir baktık ki fiili planların dışında daha planlama safhasında kalmış Türkleri yok etmek için yüzlerce teşebbüs var. Yani kafasını esen bazıları sahtekarlık yapıyorlar. Mesela gidip papayı dolandırıyorlar. E, Hac seferi düzenleyeceğiz diye vesaire. Batı'nın işi gücü Türkler Avrupa'dan nasıl atalım? Yani ben yoruldum. O, o kitap okurken o kadar hacı teşebbüs okudum ki okurken yoruldum. Yani çünkü e, en önemli gündeminizi o meşgul ediyor sizin. Yani ülkelerin gündemlerini çeşitli şeyler meşgul eder. Mesela şimdi gündemimizde korona virüs. Şimdi o dönemde de en büyük şey Türkler. Machiavelli diyor ki İtalya'da diyor aylaklar diyor otururlar diyor. Otururken işleri güçleri Türkler bu sene bu şehri işgal edecekler öbür şehri mi işgal edecekler. Tabi biz fethediyoruz. Bunu diyor konuşurlar diyor. Şimdi gündem o. Şimdi tabi burada problem şu. Batı'nın bazı bazı Kesimler için Türkler korku, bazılar için de umut. Mesela Protestanlar için umut oluyor. Ortodokslar için umut oluyor. Çünkü siz gittiğinizde de bazı kesimleri zulümden kurtarıyorsunuz. Tabii belki savaş tarihini okurken de bütün bunları, Harpsiz Harp tarihi uzmanısında bütün bunları da bilerek gitmek gerekiyor. Bir reklama gitmeden tamam. önce bir yaprak arası verelim. <laughs> Yaprakla Furkan'la bir dinleyelim. Ne söyleyeceksiniz bize? Böyle gayet romantik. Aşk içeren bir şey söyleyeceğiz bu kadar ciddi konunun üzerine. <gülüyor> evet. Varsın <laughs> gönül aşkınla harap olsun. Efendim? Evet. Kimin? E, Lemi Yaptın'ın bestesi hmm. Güç'te de Vecdi Bingöl'e ait. Peki dinleyelim. Değil mi? Böyle bir evet. güzel bir nefes, almış. Nefes alalım. <laughs> Kahvesi'nde 3. bölümdeyiz. Çok hızlı akıyor gidiyor. Konumuz Erhan Afyoncu. Tabi bu kadar eser, bu kadar ilim, bu kadar birikim mümkün olduğu kadar böyle küçük küçük başlıklar almaya faydalanmaya gayret sarf ediyoruz. Geri kalan artık kitaplarda okunsun diyoruz. Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi önemli bir eser. Evet, yani o, altını çizmek istiyorum. Akademik bir çalışma yapanlara bir rehber. Tabii bunlar şöyle. Hayatınızda gördüğünüz eksiklikleri zaman içerisinde siz tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bunlardan birisi bu. Mesela şimdi bir öğrenci araştırma yapacağı zaman bakacak kitaplar vesaire şunlar bunlarla ilgili biz onun eksikliğini yaptık. Biz el yordamıyla bulduk. Onun için yazıldı. Mesela bu akademik yayınların yanı sıra ben bir sürü popüler kitap çıkardım. Bunun bir sebebi var. Ben öğrenciyken devlet yurdunda kaldım. Yani Edirne Kapı öğrenci yurdunda kaldım. Orada tabi yurtta kalmanın çok büyük bir avantajı var. Her türlü meslek sahibiyle tanışıyorsunuz. Doktoru var, tütün eksperi var, kimyacısı var, mühendisi var. Yani ortak tabi şimdi oturup mesela bir kimya e, elektrik mühendisiyle kendi mesleğiyle ilgili bir şey konuşamazsınız. Ama o sizle tarih konuşuyor. Mesela ben o zamanlar hep şunu gördüm. Arkadaşların dediği şuydu. Ya biz tarihle ilgili meraklıyız. Tarihçi değiliz ama ne okuyup? Şimdi o dönemlerde çok popüler kitap yoktu. Bir rahmetli Yılmaz Öztunan'ın kitapları hı hı. vardı. Ben o zaman şunu gördüm. Dedim ki bak bir, farklı mesleklerden insanların okuyacağı doğru düzgün tarih metinleri oluşturmak lazım. Yani tarih kitapları yazmak lazım. Ee, hem yeni akademik bilgileri içermesi lazım. Hem popüler dille herkesin anlayacağı dille olması lazım. İşte mesela böyle Osmanlı tarihi, Osmanlı padişahları, Fatih gibi kitaplar. En son akademik bilgilerin gözden geçmesidir ilk bu sorularla başladı sorularla Osmanlı bu Sollarla Osmanlı cilt ciltti tek tekti bir ciltçi cilt, bir cilt o zaman NTV tarih dergisi çıkıyordu ilk defa hı hı. orada ben her, her ay 10 soruda 15 soruda bir konu işliyordum sonra bu kitap haline geldi mesela bu kitapta birkaç defa değişmiştir mesela içinde yazdığımız bilgi daha sonra yan, yan, yanlışlanınca onu düzelttiğimiz kısımlar oldu mesela bunların büyük dönüş oldu Türkiye'de popüler tarihçilik gelişmemiştir. Ya mesela Yavuz'un küpesi, Tabii. Baltacı ve Katerina, Truva'nın intikamı. Tabii. Ama yani bunların hepsi bilimsel akademik Tabii. çalışmalara dayalı akademik ama çalış... popüler bilim. Tabii dilim. akademik çalışmanın en son mesela biz Murat Bardak ile birlikte önce Hürriyet Tarihi, sonra Habertürk Tarihi çıkardık. Çok kavga dövüş yaparak çıkardık. Yani çünkü mesele şu Murat'ın söylediği her zaman Bardakçı'nın herkesin anlayacağı şekilde yazın. Sizin kafanızdakini halk bilmez. Ee, mesela bana orada çok büyük faydası oldu Murat'ın. Yani çünkü o gazete üslubunu kazandırdı. Şimdi akademik bir tartışma yazarken mesela Mirahur yazarsanız Mirahur'un ne olduğunu açıklamazsınız. Çünkü Mirahur'u tarihçi bilir. Ama bunu halk bilmez. Yani veya işte efendim başka bir şeyden geçerken Ahmet Paşa, hangi Ahmet Paşa? Şimdi bunları görüyorsunuz. Daha rahat anlaşılır olmasını gerekiyorsunuz. Bu, ben her zaman şunu diyorum. Bu ilmimizin zekatıdır bizim. Yani biz akademik araştırmaları yapmakta mükellefiz. Kendi alanımızda devlet bizi belli alanlarda yetişmemizi sağlamıştır. Orada mesleğimizin gereği o yapılır. İşte Savaşın Sultanları'na yazarsınız, Osmanlı Harp Defterhane'ye yazarsınız, Turhan Sultan'a yazarsınız. Ama bunun yanı sıra işte halkın mesela Fatih ilgili bir kitap okuyacağı zaman popüler bir kitap yazmanız lazım. Şimdi Türkiye'de iyi popüler tarihçi yok. Bir Yılmaz Öztun'a e yaptığı zamanında. Ondan sonra Türkiye'deki popüler tarihçiler genelde popüler yazanlar yani akademik kökenli olmayanlar maalesef düzgün bilgi kullanamıyorlar veya ideolojik saplanıyorlar. Yani birisi Osmanlı'yı karalamaya düşünürken öbürü Osmanlı'yı yüceltmeye çalışıyor. Evet. İki e, mesela hatırlarsınız Ramses romanı vardı bir ara. Böyle 5-6 cilt müthiş satıyordu. O mesela çok planlı bir şeydir. İ, Mısır terör hadiselerinden dolayı turist, turist kaybedince büyük iyi bir Mısırlı akademisyen Ramses romanlarını yazdırdı. Ve ondan sonra Mısır'a gitme gelmeler arttı. Mesela onu bir akademisyen yazmıştır. Şimdi burada tabi Herkesin bunu yapması mümkün değil. Mesela bu e, o üslubu kazanmanız kolay bir hadise değil. O gazete ve dergi kültüründen gelmeniz lazım. İşte burada ama bunun çok büyük faydası da oluyor. Yani Yani okuyucudan insan, geri dönüşlerde. Tabii o çünkü insanlar e, doğru bilgiye ulaşması lazım. Yani o doğru bilgiye ulaşma yolunu vermemiz lazım. Ama okuduğu zaman şimdi mesela e, kalkıp defterhane amireyi benim mesela Normal insan, normal halkın okumasına gerek yok. O teknik bir kitaptır. Hı hı. Veya ama mesela onun içinde ne çıkabilir? Osmanlı bürokrasisiyle ilgili popüler bir yazı çıkarabilirsiniz. Hı hı. Osmanlı bürokrasinin nasıl çalıştığını, nasıl devleti yönettiğini vesaireyi. Şimdi mesela burada işte e, Yavuz'un küpesi mesela hı hı. orada onu mesela senelerden beri en büyük yanlışlardan biridir. O'dur. Yavuz küpe takmıyor. Yavuz küpe takmıyor. Hı hı. Yani sonraki bir resimdir. O mesela o konuda onu ön plana çıkar. Yavuz'un orijinal resmi de odur tabii. Yavuz'un. Küpesi, tipi de o küpeli resimdeki gibi değildir. Bu karışmış. Hı hı. Yanlış bir küpesi yok. yok. <laughs> yalnız, yalnız küpesi yan, yok. Yanlış bilgiyi düzeltmek edelim. için de kolay bir hadise değildir. İşte ben o yurt hayatı bana çok şey kattı. Ki ben şu anda şunu da söyleyeyim. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilerine söylüyorum. Türkiye'nin bir numaralı stratejik meselesi devletin İstanbul'da devlet yurdu yapmasıdır. Evet. Öğrencilerin sağa sola gitmelerini önlenmesi için farklı grupların eline geçmemesi için devletin yurt yapması lazım. Şöyle düşünün. 17 yaşında bir gençsiniz. Tokattan kalkmış gelmişsiniz. Ee, ben o zaman yurda girmeden önce yurt baştan çıkmadı. Rahmetli Mustafa amcam vardı. Onun yanında kaldım. Allah rahmet eylesin. Ama birçok arkadaşımız başta FETÖ olmak üzere birçok farklı grubun elinde ziyan oldu. Bunun sebebi devletin yeterince yurt yapmamasıydı. Yani bugün bakın ben açık ve net şunu söylüyorum. Ege'deki stratejik durum kadar önemlidir. Yani Türkiye'nin İstanbul başta olmak üzere belli yerlere kendi çocuklarını yerleştireceği devlet yurtlarını yapması Laka. lazım. Peki Osmanlı İstanbul'da otomobil bu Türkiye Turing ve Otomobil Kurumundan çıkmış evet. bir kitabınız yeni ben bu, bu yeni çıktı oldum. evet yeni çıktı bu İslam otomobil tarihiyle ilgili bunun Cumhuriyet dönemi de çıkacak arka arkaya. ya Tabii, bu da mesela bir popüler aslında ya bu akademik bir kitap akademik ama popüler, popüler dille yazılmış popüler bir kitap çünkü Sor, otomobil Türkiye'ye nasıl geldi için. İşte ilk e, nerede görüldü gazlı otomobil benzinli otomobil vesaire işte Abdülhamit'in otomobile karşı bakışı neydi vesairesi bir otomobil tarihi. O zaman ve öyle. son derece de kolay tabii, başlıklarla evet. okunan bir kitap. Son dünya düzeni yine Osmanlı için son dünya düzeni diyorsunuz. Tabii benim düşüneceğim o yani çünkü mesele şu. Şimdi Osmanlı'dan sonra mesela Osmanlı bir düzendi. Bu bölgeler hep kargaşaya girdi. Yani bu Ortadoğu. Tabii İlhan Kutlar üstatla bir gün konuşurken söylemişti. Hatta ona da söyledim ismini de verdim orada. Yani bu Osmanlı ile ilgili yazdığım bazı yazıları Son Dünya düzeni altında bir yere getirdim. Yani şimdi Osmanlı'dan daha büyük imparatorluklar oldu. Yani Büyük Cengiz İmparatorluğu gibi toprak olarak. Ama yani bunlar kaos getirdiler. Kargaşa getirdiler. Şimdi İngiliz İmparatorluğu'nun hala her yerde izlerini sürüyorsunuz olumsuz olarak. Osmanlı'da bu bölgelerde ki dünyanın en problemli bölgeleri bir düzen vardı. Yani iyi veya kötü. Bu tabii şu demek değil. Bakın şunu yanlış algılıyoruz bizde. Her zaman hayat böyle düzgün vesaire gitmiyor. İsyanlarda vardı, kargaşa da vardı ama bir düzen vardı. Bir kaos yoktu. Ve İslam dünyası için Osmanlı bir şemsiyeydi. O şemsiye gitti. Şu anda en büyük problem Doğu-Batı dengesini kuracak Doğu'da bir devletin olmaması. Osmanlı'nın devleti. dünyaya en büyük etkisini ne olarak görürsünüz? Tabii şöyle Osmanlı'nın birçok etkisi var. Bugünkü dünyanın değişmesinde düzenlemesinde. Mesela Protestanlığın var olmasında çok büyük etkisi var. Bu protestanlığın, protestanlığın var olmasında. Çünkü eğer o dönemde protestanlığın gelmesinin birkaç sebebi var. Yani birincisi işte matbaa bir tanesi. İki bir tanesi o milli devletlerin yeni doğuşu. Üçüncüsü Osmanlı. Katolik dünyası o dönemde Osmanlı ile mücadele ederken protestanların desteğine ihtiyacı olduğu için protestalara 1555 Ağustos'tan itibaren yavaş yavaş tavizler veriyor. Eğer Osmanlı gibi Avrupa tehdit eden büyük bir güç olmasaydı protestanlık bu kadar yayılamazdı. Veya Fransa gibi, İngiltere gibi, Hollanda gibi milli devletler yok olabilirdi. Mesela Halil hocanın en fazla üzerinde durduğu konular bunlardır. Yani bugünkü dünya düzeninin sağlanmasında bunun büyük bir rol. Mesela bir diğer hadise Kuzey Afrika'da bu kadar Müslüman olacağını ben tahmin etmiyorum eğer Osmanlı olmasaydı. Çünkü Kuzey Afrika işgal altındayken Barbaros kardeşleri Osmanlılar müdahale ettiler. Somali'den Fas'a kadar Kuzey Afrika'yı ve Orta Afrika'yı ve Doğu Afrika'yı İslam İslamiyet'in var olmasını sağladılar. Yani yok. Endülüsü hatırlayın ya 750 evet. yıllık bir Müslüman devlet. Şu anda var mı? Yok. Yani 1492'den itibaren yavaş yavaş tavsiye edildi. Yani büyük tesirler oldu Osmanlı'nın. Yani bugünkü siyasi yapının oluşmasında, dini yapının oluşmasında büyük rolü var Ya yani Avrupa'nın da yani dünyanın. Hem Avrupa'nın hem İslam, İslam dünyası. Ee, Mesela en basit işte Libya, Libya'yı Osmanlı Devleti var ediyor. Çünkü Libya, tarihte Libya diye bir devlet yeri yok. Üç parça Libya. Doğusu Mısır'da, o aşağısı ayrı, batısı ayrı. Yani tek bir bugünkü Libya'nın çiçeğin, çiçeğin, şeklini çizen Osmanlı'dır yani. Eskip kapitülasyonlar meselesi şimdi bu Fransa ile olan sorunlar nedeniyle çok fazla da gündeme geliyor. Evet. Hani biz kapitülasyonları verdik Fransa falan tabii böyle algılanabilecek bir durum değil hani bugün yaşanan tablo ama Fransa ile olan ilişkilerimizde asıl önemli noktayı ne olarak görürsünüz? Ya şimdi Fransa Sarkozy'den itibaren farklı bir yapı izlemeye başladı. Bunun sebebi de şu. Bizim oradakilerle konuştuğumuzda ne, yeni nesillerin bir ideali yok. Hı hı. Macron şunu yapmak istiyor, bu Türkiye ile alakalı bir husus değil baştan. Fransız nesillerine o geçmişteki Napolyon dönemindeki, Gurur eski dönemdeki büyük Fransız idaresini sunmak istiyor. Yani bunun içinde ne yapıyor? Aktif bir rol oynamak istiyor. Yani ben işte Libya'da siyasete belirlerim, Doğu Akdeniz'de belirlerim. Yani nesillerin e, belli bir idealle yetişmesini, boş yetişmesini istemiyor. Büyük Fransacılık oynuyor. Yani bunu yaparken de işte Fransa'nın işte dünyanın en etkin aktörlerinden birisi olduğunu gençlere vermek istiyor. Tabii bu, bunu yaparken de Türkiye'de belli bir siyaset için Türkiye ile çatışıyor. Ama burada şu da var. Fransa bizim mesela tarihte müttefikimiz de olmuştu ama arkadan da çok vurmuştur tarih boyunca. Mesela biz Fransa'yı İspanya ve Avusturya karşısında var eden devletiz. Yani Osmanlı olmasaydı o dönemde Fransa'nın ayakta kalması çok zordu ama bir taraftan biz işbirliği yaparken bir taraftan da mesela Girit'te Venediklere yardım gönderiyorlar. Avusturyalara yardım gönderiyorlar. Yani çünkü Fransa kilisenin büyük kızı olarak bilinir. Katolik dünyanın en önemli devletlerinden birisidir. Böyle bir kaypak siyaseti vardır Fransa'nın. Yani tarih boyunca da mesela bu Fransa ve Osmanlı Tokadı diye böyle değişik yazıları bir araya getirip onu yazdık. Orada da onu görüyorsunuz. Devamlı surette Osmanlı padişahları da onu söylüyor. Arkadan vurmuşlar. Yani Yüzünüze geliyorlar dost aleyhine konuşuyorlar. Bir taraftan bir bakıyorsunuz ya yani bir yere Fransa yardım göndermiş vesaire yapmış. Tabi burada e, dediğimiz gibi Fransa yani Macron'un bu siyaset nereye kadar gidecek Yeniden onu o göreceğiz. Yakala, yakala. Tabi yani evet. o ve tabi bunlar kendileri işte biz Hristiyan dünyasının namisiyiz. Helen kültürünün namisiyiz vesaireye girmeye çalışıyorlar. E, tabi burada birçok yerde çıkar çatışması oldu Türkiye'nin. Ama tabii Fransa şunu unutmayalım. Hala Afrika'nın önemli bir kesimi sömüren bir devlettir. Evet, yani maliden tutun bilmem nereye kadar çok etkindir. Senegal'den başlayarak devam ediyor. Ee, biraz Milli Savunma Üniversitesi'ni bugün ve üniversitenin kaç öğrencisi oldu? Yani şöyle tabii şimdi yeni mezunlarımız oldu. Hı -hı. Şu anda bu sene biz yeni aldığımız öğrencilerle birlikte birinci, ikinci hazırlıktan itibaren her sınıfta beş, ben geldiğimde hazırlık açıldı. Hı -hı. 5 sınıfta kendi aldığımız öğrenciler oluyor bu seneden itibaren. 17 bin civarında öğrencimiz olacak. Kaç şehirdesiniz? Altı şehirdeyiz. 6, şehirde 6 şehirdesiniz. Bir hayaliniz vardır üniversiteyle ilgili var. Ya şöyle tabii bu e, en büyük hayalimiz şu tabii kendi mesleğimle de bu alakalı. İşimizi iyi yapıp yarın biz tarih olunca şunu görüyorsunuz. 20-30 sene sonra bu adam geldi şunu böyle yaptı böyle yaptı böyle yaptı deriltmemek. Yani arkamızda bizim düzgün izler bırakmamızı istiyoruz. Tarih dünyasında da böyle, rektör olarak da böyle. Allah'a şükür biz kendi işimizi yaptık. Reklamdan ve algı yönetiminden uzak durduk. Ki bakın bugün Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi bu. Evet. Birçok kişi mış gibi yapıyor. Bürokrat da böyle yapıyor, siyasetçi de böyle yapıyor. Bu A veya B partisi önemli değil. Yani benim bir derdim var. Benim derdim şudur. İşimi iyi yapmak. İdareci olarak işimi iyi yapmak. Tarihçi olarak işimi iyi yapmak. Tabi burada biz bir tarafını iyi tamamladık. Yani neyi tamamladık? O e, sistemi kurduk. Yeni bir sistem kuruldu. Askeri eğitim devam etti. Şimdi mesela üniversitenin şu anda eksik kalan tarafı şu. Bizim aynı zamanda tabii bu yavaş yavaş oluyor. Önemli meselelerde stratejik eserler üretebilmemiz lazım. Yani hı hı. Tarih Aylar alanında bence. vesaire alanında. Mesela en basit iş şu anda çalışıyoruz. Ya bakın en büyük tartışmamız konulardan birisi beyiz. Türkiye'de meclis üzerine yazılmış birkaç yazıdan başka bir şey yok. Evet, ben de çok ben baktım, benim, e, bugün yazdım hatta ben. Pelin de, bir değerli toplu bir yazı ben. yazdım evet. bugün gazetede, sabah gazetesinde. Şimdi meclise ilgili kitap çıkartacağız. Orada biz hap tarihi araştırmaları yaptık. Bakın Yunanlıların Avustralya'dan tutun Atina'ya kadar birçok yerde ile ilgili yazdığı eserler var. Şimdi biz bir konuda, alt, yani ben tarih kısmına bakarsınız, stratejik kısma bakarsınız, fikir yapı ulaştırmamız. Mesela üniversitenin bu yönünü Oluşması bizim en büyük hayalimiz bu yavaş yavaş olacak tabii. Yüksek doktora lisans, yapan çocuklarımız yüksek var. yüksek lisanslı sivillerin de gelmesi gerektiğini söylüyor. yani sivillere de açık olduğunu. Tabii şöyle istiyorum. bizim enstitülerimiz var. Bunlar geçen hafta müracaatlar bitti strateji enstitüleri. Bu enstitüler tabii daha da büyüyecek ileride. Mesela bunların büyüyüp bizim fikir üretebilmemiz lazım. Yani bizim devletin yönetilmesinde, planlanmasında stratejik akıl üretmemiz lazım. Burada liyakat ve kahterical, kahterical meselesine de çok yer veriyorsunuz Hem yazılarınız hem konuşmalarda. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bu üniversite daha liyakat ehli bir e, askeri yönetici e, veya askeri yönetici demeyelim genel olarak. Ya şimdi e, bu şöyle diyelim. A, ben uzman çal insan çalıştığım kişilerde e, belli çalışırken liyakate son derece dikkat ederim. Çünkü işini iyi yapması lazım. Şimdi bizde şu mantık var. Bizden olsun. Ya, tamam da Türkiye'nin yönetimini siz sadece bu A veya B parti bakın sol içinde sağ içinde kendinizden olan insanlarla yönetemezsiniz bu kadar büyük bir ülkeyi. Farklı fikri yapıda insanlar olabilir. Evet. Farklı şeyler olabilir. Önemli olan işini iyi yapması ve devlet düşmanı olmaması. Benim en fazla dikkat ettiğim şeydir bir insan devlet düşmanı olmaması ki bu da bunlar da var bakın yoğun olarak. Hem sağda hem solda var. İki ee, işini iyi yapması. Dert edilmesi. Bakın en basit şey bir bahçıvan görüyorsunuz. Tamam. Veya e, dışarıda diyelim herhangi bir yerde çöpler alan bir adam. Adam işini o kadar itinayla yapıyor ki. Evet. Şimdi o aynı şekilde akademisyenin de işini itinayla yapabilmesi lazım. Şimdi mesela birçok akademisyen arkadaşımız hiçbir derdi yok. Tasası yok. Profesör olmuş yan gelip yatıyor maalesef. Ee, ya bu ülkenin dertleri var. Bir şeyler üretelim. Evet, bir, bir Biz az... e, aldığımız bu maaşa hak edelim vesaire Yok. Yani liyakat ön, ön planda olması lazım. Kahtırcılar 300 yıldır devam ediyor. Bakın 300 yıldır Türkiye büyük bir kahtırcılık çekiyor. Yetişmiş iyi devlet adamı sıkıntısı çık. Bu zaman zaman ortadan kalkıyor. Ama anlık oluyor. Evet, yani ama daha sürdürülebilir. Tabii benim her zaman evet. söylediğim şudur. Siyasi akıl ülkeye hamle yaptırır. Devlet aklı devleti korur. Bizim devlet aklına sahip Askeri ve sivil bürokratları yetiştirip ve bu makamlara getirmemiz evet, lazım. Bu üniversite bu noktada bir adım olur diye İnşallah. umut ediyoruz. Ee, bu sizinle ilgili Murat Bardakçı'nın tabii çok güzel yazıları var, övgüleri var. Bunun burada özellikle e, Sabataycılığın piri Sabatay Sevin'in efsaneleri büründüren hayatını ortaya çıkaran kitabınızı, Türk Gutenberg'i olan yeni matbaacılığımızın piri İbrahim Müteferrika'yı karanlıkta kalan hı hı. hayatını Erhan sayesinde aydınlanmıştır diyor. Ve tabi e, de, Defterhane-i Amire yani Osmanlı mali kayıt sistemi hakkındaki kitabınız, Zeki velidinin tarihte usulle başlayan hı hı. biyografik yayınlara devamınız. Tüm bunlar büyük katkılardır e, Türk tarihine bu çalışmalar diyor biz tabii programın da sonuna geldik ama ben biraz Sabatay sevi meselesinin ve Yahudiler bu hı hı. bir şey çalışma sahte tabi popüler bir kitap değil Yok bu akademik, Ak bir, akademik kitap. bir çalışma biraz ona verdiğiniz önemi ve neden hı hı. E önemli bir eser o e bir de bu matbaa e matbaa Osmanlıya son hı hı. geç gelmesiyle ilgili bir klişe laf vardır sürekli i̇şte matbaa Osmanlıya geç geldi o, o nedenle okuyamıyoruz işte az okuyoruz hı hı. işte eğitim seviyemiz budur filan gibi Bununla ilgili de kısa yorumlarınızı alalım. Şimdi alın. tabii şu tarihte araştırma yaparken arşiv şimdi yoğun gittiğimiz için biz Osmanlı arşivinin işleme sisteme, sistematiğini biliyorsunuz. Şimdi arşive girdiğinizde mesela orayı Erhan Afyoncu ya yazdığınızda Erhan Afyoncu ile ilgili her türlü belge çıkmaz. Hı. Çünkü her şey özetlenememiştir. Siz bir de siyakat diye özel bir Osmanlıcayı biliyorsunuz. Yani tabii şöyle okunan. o Osmanlı, döneminde, de zor ha, Osmanlı mı? döneminde kullanılan değişik yazı türleri var. Hı. işte bizim çalıştığımız dönemde divani, siyakat diye. Siyakat maliyede kullanılan bir yazıdır. Bunlar öğrenilir öyle çok zor şeyler değil. Biraz şey yapılacak. Son dönemde de kullanılıyor. Şimdi tabi burada şöyle düşünün. Şöyle bir Osmanlıca kitap var, Defter var Osmanlı'da. Bunun içinde bunu ne biliyorsunuz? 1100, diyelim 1692 yılına ait bir maliye defteri. Bunu tek tek incelemeniz lazım. Neyi nerede bulacağınız bulmanız lazım. Şimdi biz öğrenciyken tabi milliyetçi muhafazakar kesimden gelen herkes bu dönmeli ve sabataycılığı bilir biliyorsunuz. Yani bir komplo teorisi. Tabii komplo olarak. teorisi olarak bilir. Biz gençliğimizde de böyle geçti. Tabii öyle hale geldi ki işte ya Sabatay Sev hakkında arşivlerde bir tane belge yok. Evet gerçekten de bir tane belge bulunmuştur yabancı bir e, kütüphanede. Hı. Hiç belge yok. Sabataycılar belgeleri yok etti falan. Tabii benim alanım değildi aslında bu. Yani benim daha farklı alanlar çalışıyorum. Ya belge olması lazım. Olmama ihtimali yok çünkü. Bulmayı bilmek lazım. Tabii bu da büyük bir sabır Bakın size doktora tezinde bir kelime için ben Altay'a ulaştım. Altay mühürlenmiştir e. diyor. Ya. Şimdi Ne mühürlenmiştir? Şimdi rahmetli Halil Sahiloğlu Allah rahmet eylesin e, arşivde bize çok yardım etti. Oğlum derdi Allah bir gün katibi şaşırtacak ve doğrusunu göreceksin. Bir gün baka 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 aynı tür belgelere ya tezkeresi mühürlenmemiştir diyor. Çünkü elimizde bir Osmanlı'nın çalışma kitabı yok. Şimdi aynı şekilde sabotaj seviyle de ilgili ben o zaman ya bununla belge olması lazım bu teori yanlış değildim Tabi burada şu var. Yerli, Amerikalı, İsrailli, Yahudi tarihi çalışan Avrupalı araştırmacılar da sabotaj ilgili bir tane belge bulamadılar. Birçok araştırma da yapıldı. Yabancı ülkelerde var mı? Yok orada da orada Da hiç yani mesele şu ama bunun sebebi şu. Arşivi iyi bilmeniz lazım. Bunun üzerine arşive girdik. Biz sabotaj seviyle Müslüman olması ile ilgili dönemdeki belgeler vesaireler ortaya çıktı. Şimdi bunlar saklanmış değildi. Hmm. Bunlar bulunmayı bekliyordu. Ve o zaman dedim ki ya bakın ben gençlere bizim genç asistan arkadaşlarımız her zaman şunu diyoruz. Allah'tan iyi çalışma gruplarımız var bizim. Yani yetiştirdiğimiz çocuklar var. Burada parantez içinde şunu da söyleyelim. Bir milim adamının kendisinden sonra kendisini temsil edecek gençleri yetiştirmesi lazım. lazım. En, büyük en önemlisi bu. Yani size baktığında gözleri parlayan, hocam şu belgeyi bulduk diye peşinizde koşan, şu, şu, konuda şu yanlışmış diye bunları ben gördükçe mutlu, bütün yorgunluğunuzu alıyor. İşte o zaman Sabatay Sevi ilgili bu kitap çıktı bakın ilginç bir şey. Türkiye'de o kadar sabatacılık vardır. Ee, Türkiye'de kısmi ilgi gördü ama İsrail'de sempozuma çağırdılar. Bu kitapla ilgili Yani çünkü takip, literatürü takip ediyor bilimsel olarak. Altyapısı oluyor. Çünkü yeni bir şeyler koyuyorsunuz. Burada mesela işte arkasında şurada belgeleri vardır. Mesela burada Sabatay Sevi'nin ölüm kaydı vesairesi, hı hı. şu solusu Şimdi burada bir sürü yanlış yorum yapılmış. Peki biz ne yanlış yani temel olarak bunu Sabatay Sevi ile ilgili tabii kitabı illaki mutlaka okumayı tavsiye edeceğiz ama yani, yanlış, yani en, şu, en temel yanlış bildiğimiz şey ne? Yani Sabatay Sevi değil de burada problem şu. Tabii Sabatay Sevi 17. yüzyılda İzmir ve civarında ortaya çıkan bir haham Mesihim diye çıkıyor. Çünkü Yahudilerin en büyük problemi ne? Yahudilerin en büyük şeyi devamlı e, kendi yeni Yahudi Kralın kendini kralını kendini kuracak bir kur. Mesih bekliyorlar. Evet. O da ortada çıkmış. Osmanlı baştan dokunmamış. Daha sonra e, mesela ilginç burada belge oydu. Devleti ilgilendiren ustalar gelince bir Yahudi çıkmış diyor. Beyhude laflar edermiş diyor. Osmanlı'nın bakış <laughs> açısından görüyor. İşte bu efendim kapıcı başı olarak girmişti. Kapıcı başıydı. Kapıları kontrol ediyordu filan diye böyle saçma sapan yorumlar yapılıyordu. Osmanlı ona bir maaş bağlıyor Müslüman olduğu için. Daha sonra sürüyor. Berat'a sürüyor mesela. ölüm yeri filan çıktı ortaya. Yani burada hayatının özellikle Müslüman olmasından sonraki safhası belgelendi Ama aldığı öncesi. maaşından vesaireye kadar. Şimdi bu dediğimiz gibi öyle bir komple teorisi vardı ki ya bir tane belge bile yok. Yahudiler yok ettiler. Sabataycılar yok ettiler. Daha doğrusu tabii bu ayrı bir şey yani o da ayrı. Sabataycılık iddiaları bugün bile devam ediyor. Evet şöyle şimdi gibi. bu yani Müslüman olmuş görünürde gizli Yahudiliği yaşayan dönmeler var. Türkiye'de ama bir kısmı samimi olmuşlar da var. Yani bunlar da ayrı ayrı devam ediyor ama burada bunların tabii aktif olmasının sebebi bunların zamanında eğitimi, öğretime önem vermeleriydi. Tabii Sabatay e, Sevi dediğimiz gibi dünya çapında da çok büyük bir ilgi görmüştür Yahudi araştırmalarında. Son olarak şeyi de söyleyelim. İbrahim Müteferrika, Matbaa'nın kurucusu. Onun hakkında da belge yoktu doğrusu hayat hakkında. Tabii şimdi arşiv sistematiğini çünkü ben Osmanlı arşivlerinin ne, nin, ana sistematik üzerine doktora yaptığım için 7 yıl sürdü. Nereden bulunacağını biliyorduk. Müteferrikayı da bulduk. Mesela ölüm yılı 2 yıl ileri gitti. 1745 diye biliyordu. 47'de öldü ortaya çıktı. Ondan sonra Osmanlı hizmetine nasıl girdi? Hangi görevleri yaptı? Farklı memuriyetleri yaptığı bulundu. Bu şunu gösteriyor. Siz mesleğinizi iyi yapar ve dert çekerseniz, derdiniz varsa, hevesiniz, merakınız varsa ortaya bir şeyler koyuyorsunuz. Bunlar çok büyük olmasına gerek yok. Bakın Bizim bir numaralı Tarih alanındaki Üstadımız Halil Enacık'tır. Allah rahmet eylesin çok büyük şeyler yaptı. Yani O Biz onun kabına eteğine bile ulaşamayız o ayrıdır ama herkesin Kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışması lazım. Ben o her zaman çocuklara onu diyorum Halil Hoca'nın 100 yaşındaki Afyoncu bak şunu buldum hevesini merakını devam ettirmemiz lazım. Bir şeyler yapmaya çalışmamız lazım. Ve bizim dünya tarihine vereceğimiz şey Osmanlı arşividir belgeye dayalı tarihçilik tarih. lazım. Efendim bunlar son söz ve öğütleriniz doğru. olsun öğrencileri. Evet. Lütfettiniz, geldiniz çok teşekkür ediyorum. Çok faydalandık, faydalanmak isteyeceğimiz çok da konu oldu. Efendim Erhan Afyoncu Türkiye'nin değerlerinden önemli bir isim. Çığır açan ve etrafında bir sürü öğrenciyle birlikte, arkasından gelen bir sürü öğrenciyle birlikte Türkiye'de doğru tarih anlayışının yerleşmesini sağlayan ve bunu da halka, kitlelere mal etmeyi başarmış bir hem tarihçi hem bir yazar ee, çok teşekkür ediyorum ee, daha konuşulacak çok şey var elbette bu sadece böyle Tabii, tarih bir... tarihin kodası gibi 8 saat yaparsak yeter yani, <laughs> yani evet yani. bize o kadar lazım burası bir saat bir buçuk saatlik Doğru. bir şey bir programa e, sığmayacak kadar çok geniş çalışma alanlarınız Yaprak bu sefer son şarkıda sıra vakit kalmadı. Evet. Ee, Erhan Bey'in son sözleriyle bitirdik. Çok çok tekrar Biz teşekkür, teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. günler diliyoruz. Ee, bir, belki son olarak bir şey söyler misiniz? Şunu okuyun, bunu okuyun diye bir tavsiyeniz olur mu? Valla son olarak yani Halil Hoca'yı okusunlar. Yani ben kendi kitaplarımı söyleyemem. İlber Hoca'yı okusunlar. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Ben salgın tarihinde çalıştım, çalışıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Deprem tarihi, de Deprem salgın tarihi, tarihi. çalıştık. Tabi bunlar dediğimiz gibi kendi alanımız değilken ilgi olsun. Burada problem şunu söylemek lazım. Benim gördüğüm şu. Bu kış zor geçecek. Bak, Buna da bu edelim. kış çok zor geçecek. Bunun planlanması lazım. İki bizim insan olarak ben virüsün sistematiğini insanların anlayamadığı ve yetkililerin yeterince anlatamadığı kanaatindeyim. Çünkü insanlar hep kendisinde bir rahatsızlık bekliyorlar. Yani rahatsızlık ama hep söylenen şu, 14 güne kadar hiçbir belirtiniz varken insanlara bulaştırıyorsunuz. Ee, ona göre hareket etmemiz lazım. Yoksa bu kış çok zor geçecek. Yani bu kış hayatımızın en zor geçen kışı olacak. Bizim buna hem yetkililer hem halk olarak hazırlanmamız lazım. Tamam tedbirlere uymayarak yaz delindi ama yani salgın hastalıklarının felaketlerini bilirim. Bu o kadar büyük bir salgın değil bir veba. Veba 3 kişide bir kişi ölüyor. 3 kişide, kişide bir de, kişi de. ölüyor. Ee, ama bu da bizim hayatımızı ve bütün dengemizi çökertiyor bizim sağlıkçılara yardımcı olmamız lazım Daha yani için. sağlıkçıları hepsini tebrik ediyorum Allah razı olsun çok büyük hizmetleri hasta bakıcısından doktoruna kadar biz onlara yardımcı olamazsak biz bu işi götüremeyiz. Evet. salgın hastalıklar tarihini de Doğru. araştıran bir tarihçi olarak bunun öneminin altını çizmek istiyorum diyorsunuz Çünkü bu toplumların tarihinde Tabii. önemli yani bu Türkiye'nin geleceği. yani biz biz burayı sistematik düzgün götüremezsek gelecek nesiller farklı bir ortamda büyür. Eğer iyi götürürsek daha iyi şartlarda evet, büyür. Evet, bu geleceği etkileyecek bir şey. Efendim Türk kahvesinden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın diyorum.